ezel ve ebed olduğundan dolmaktır. Bütün varlığımla yapındayım sultanım. Diriliş, ölüm öncesi onda var olmaktır. Var olmak, ölüm sonrası onda dirilmektir. İçinizden biriyim ve ölümlüyüm demiştin. Ben de öldüm, korkuları sindiren bakıştır. Dakikalara yazılı bilinmez nakıştır. Sana ayarlanmışım. Korkudan azadeyim. Sağa sola çarpsam da tapundayım sultan. Tapundayım sultan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قالوا
Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim mübarek Ramazan ayında 14. gün neredeyse yarıladık. İftar sofralarına oturacağız. Bizler de Vav televizyonlarından bugün iftar vakti programıyla evlerinize misafir olacağız. Niyetimiz bu. Öncelikle tilavetinden dolayı, o güzel sesinden, güzel tilavetinden dolayı Murat Özer hocama teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Amin, amin. Cümlemizden hocam. Yine dinleyeceğiz inşallah. Ama stüdyomuzda da önemli konuklarımız var. Ben kendilerini takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Ekrem Demirli hocam İstanbul Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben profesörü söylüyorum. Ya, siz istemiyorsunuz ama. Gerek yok. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Ramazan'ı yaşıyoruz. Evet, 14 oldu bugün. Evet. Çok şükür. Yarıladık neredeyse. Yarıladık. Bir sonraki gün 16'dan başlıyoruz yani. Hı. İkinci yarısına girmiş oluyoruz. Elveda yani. Bahri söylenecek artık. Devam diyor inşallah. Ki sorularımızda nasıl geçti Ramazan evet. olacak evet, herhalde. Evet. Ve bugüne kadar aslında kaleme aldığı şiirleriyle, yazılarıyla ay vaktinden aslında tanıyacağız kendisini. Ama bunun yanı sıra biraz önce açılışta okuduğum o muhteşem naatın yine... kaleminin sahibi, çok kıymetli Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eşref Akbaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyiyiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah sağlık, razı olsun. Bereket diliyorum. O adettendir ya, yerine getirelim. Nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan iyi geçiyor elhamdülillah. Herhangi bir sıkıntı yok. Erzurumlu oluşum hasebiyle oruca ne zaman başladığımı bilmiyorum. Yani bizim yörede çocuklar oruca ne zaman başladıklarını çok hatırlamazlar. Herkes böyle küçükken oruç tutmaya başlar. Ama geçen sene Covid dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te oruç tutamadım. Bu seneki oruç bizim için daha değerli, onun için güzel geçiyor. Şimdi herkesin memleketinde hep böyle sorarız ya, ya Ramazan nasıl geçiyor? Ya Ramazan işte Erzurum'da daha güzel yaşanıyor. İşte Rize'de yok. Bence İstanbul'da çok İstanbul güzel. İstanbul mu? Neden mesela diye sorsam hocam, neden İstanbul'da daha güzel geçiyor diye? Yani Rize veya Anadolu şartları daha zordur yani. Yani yaşamanın daha kolay olduğu yerler buralar. Camisiyle şeyle falan yani bence her şey burada daha güzel. Yani öyle bir şey özlemim yoktur benim. Evet. Erzurum'da daha güzel yaşanıyor ya da ben daha güzel yaşıyorum diyebilirim. Erzurum'da da güzel yaşanıyor diyelim. Erzurum'da da güzel evet. yaşanıyor. Şunun için çünkü doğup büyüdüğümüz şehirdir. Erzurum'da Ramazan'da iftar saatinde hayat durur. Yani bütün dükkanlar kapanır. Böyle sokaklara baktığınız zaman insan olmaz. İftar için çeşmeden su götüren insanları, ekmek alanlar boşalır şehir. Yani komple bir Ramazan hayatı yaşandığı için farklıdır. Hı. Ama ben Adana'da kaldım. Kırklareli'de şu anda ikamet ediyorum. Oraların da kendine göre bir güzelliği var. Her memleketin kendine her has yerde, bir kültürü olmuş. Her yerde minimize olarak tabii. Ama hocamın söylediği tabii dünya başkenti İstanbul. Yani burada camileriyle, kandil gecelerindeki herkesin hissedebileceği programlarla, her şeyiyle bir farklılık var tabii ki. Ama Erzurum'da, Mekke'de, Medine'de hayat tamamen oruca odaklanıyor. Ben istiyorum bozulmasın. İmsakta kişi kendini tutuyor ya hocam. Evet. Erzurum'da iftarda da şehir artık kendini tutuyor.
Şehir evet. sessiz, kimse evet. yok sokakta. Güzel yani bir atmosferi oluyor. Birçok yer öyledir tabii. Anadolu'da birçok şehir öyledir. Tabii İstanbul'un öyle olması teknik olarak mümkün. Hiçbir dönemde öyle olamaz çünkü tabii. İstanbul hakikaten kozmopolit ve bir dünya şehri. Metropol. Yani hani burası. Yani sadece bugün değil, Osmanlı'da da öyleydi yani. Yani burada gayrimüslim nüfus %40-45'lerdeydi. Yani dolayısıyla şimdi bu şehirde onu beklemek olması. Doğru olmaz. Belki orucun tam istediği de olmayabilir. Çünkü oruç böyle çok ilan üzere kurulu bir ibadet değil. Yani, yani şehri durdurması gerekmiyor orucun. Bizim bir şey var. Yani orucu tabii biraz ne diyelim kültüre çok dönüştürdüğümüz için böyle oluyor. Yani aslında çok gerekmeyebilir yani. Ama en çok da çayın tadı güzel oluyor. Erzurum'da. Tahir'de Erzurumlu malum haliniz. Evet. Dolayısıyla Erzurum kültürü. O çayın geliyor. Tadı güzel oluyor. Evet. Şimdi hocam. Çayın tadı Rize'de güzel. Derler ya çay Rize'de evet. üretilir, Erzurum'da tüketilir. Evet. Tüketilir, evet. evet. Şimdi şeye değinmek istiyorum. Evet İstanbul'da böyle yaşanıyor, Erzurum'da böyle yaşanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı şehirlerde şüphesiz ki Ramazan'ın kendine hasta bir tadı, bir aroması var insana kattığı. Ama görüyoruz maalesef acı içerisinde olan coğrafyalar da var. Bugün Kudüs'te maalesef yine acı haberler geldi. Yine işgal altındaki Kudüs'te saldırılar düzenleniyor. Şehitlerimize bir kez daha, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara, gazilere acil şifalar diliyoruz. Şimdi çağda bir sorun görüyoruz daima. Ve hep kullanırız. Bir İslami duruş, bir Müslümanca duruş. Şimdi çağın getirdiği sorunlar ve bunlara karşı bizim nasıl olmamız gerekiyor? Öncelikle bundan başlayacağım ama bugün konum bu olacak müsaadenizle. Eyvallah. Ve şununla başlayalım. İslami duruş, Müslümanca duruş derken ne kastediyoruz? Yani Müslümanca duruş, şöyle bir an hani aklıma geldi acaba hangi bir kavram üzerinden gitsek. Şimdi dini hayat ya da dindarlık bu ayet-i kerimede dile getirilen, yani ilk ayet-i kerimede dile getirilen bir çerçeve vardır. Yani o bir ana çerçeve, bir paradigmadır. Aslında oradan başlar. İlk ayet-i kerime, yani Peygamber Efendimiz'e nazil olan ilk ayet-i kerimede İkra bismi rabbikellezi halak diye başlar. Şimdi bu ayet-i kerimenin ne manaya geldiği üzerinde bir takım tartışmalar, konuşmalar olmuştur ve ben mesela hocam Kadıköy İmam Hatip'te öğretmenmiş. Ben herhalde işte belki bilmiyorum 80'lerde öğretmen miydiniz hocam? 85 sonrası. 85 sonrasında. Ben o yıllarda Üsküdar İmam Hatip'te talebeydim yani. Değil evet. Böyle hatırlarım mesela bu ayet-i kerime aşağı yukarı yanlış anlamada ittifak ettiğimiz ayet-i kerimelerden biridir diye İkra. Düşünürdüm. Yani ikra şeyi. Çünkü böyle okumak, okur yazar olmak vesaire yani bunun üzerine odaklanan yani bir anlam vardı. Yani sonrası değil de mesela ikra kelimesi üzerine. Halbuki ben şimdi öteden beri düşünürdüm şöyle. Şimdi Peygamber Efendimiz'e eğer ilk emir oku şeklinde olsa yani oku yaz şeklinde bir emir olsa o zaman Peygamber Efendimiz'in behemal geriye dönüp okuma yazmayı öğrenmesi gerekirdi. Ve Mekkelilerin de çok mutlu olacağı bir iş olurdu. Çünkü yani içlerinden birisi çıkıyor. Yani Mekkelilere okuma yazma öğretiyor falan gibi. Yani böyle bir durum ortaya çıkardı. Onun için bu ayet-i kerimenin anlamı üzerine bu nedenle yani biraz da buradan hareketle düşünmeye çalıştım. Yani nedir bu? Şimdi ikra aslında sonrasına vurgu yapan bir kelimedir. Yani başına değil sonrasına. Yani bismi rabbike kısmına vurgu yapan bir ifadedir. Dolayısıyla şimdi ikra'yı anlamlı kılan şey bismi rabbike. Yani Rabbinin adı, Rabbinin adıyla olan bir şey. Şimdi bu Rabbinin adıyla meselesi biraz şunun gibi. Mesela hani insanlar mesela bir yere gelirler dersiniz ki mesela ben kendimi temsil ediyorum burada dersiniz. İşte veya bir başkası geliyor kendini temsil ediyor. Ama birisi de gelemez der ki benim nam hesabıma benim vekilim olarak mesela Tahir gitsin ya da Ekrem gitsin filan diyebilir. Şimdi bu bismi rabbike aslında namı hesabına yaşamak demek. Yani birisinin namı hesabına bir yere gelmek demek. Dolayısıyla şimdi yani ikra bismike yani o ikra kelimesindeki odaklanmayı tartışmayı bir tarafa bırakırsak bismi rabbike yani Allah'ın adı adına göre Allah'ın namı hesabına göre yani onun adının şemsiyesi altına girerek yaşamak anlamına geliyor. Dolayısıyla şimdi yani senin Müslümanca duruş dediğin yani ben yani günlük hayatta çok fazla kullanılan bir kavram değildir. Yani ben çok uzun yıllar oldu yani bu tarz bir tabir kullanmayalım ama neticede yani şey yapabiliriz yani ittifak ve uzlaşabiliriz yani birbirine yaklaştırabiliriz. Benim kanaatime göre yani temel noktası burasıdır. Yani Allah'ın namı hesabına yani Allah'ın adıyla yaşama üzere olabilir.
Dolayısıyla şimdi bütün peygamberler yani getirdikleri davette böyle bir şey var. Çünkü biz başka bir tür hayat tasarlıyoruz. Yani başka bir şey şey yapıyoruz. Burada yani kendi kanaatlerimiz, tercihlerimiz, hevesimiz, beğenilerimiz, şunlarımız, bunlarımız olsun. Buna göre işte çatışmalarımız oluyor, kavgalarımız oluyor vesaire ve işin içinden çıkamıyoruz. Şimdi burada Cenab-ı Hak hayatın dışına değil veya sonuna değil ya da ahirette karşılaşınca hakemlik yapmak üzere değil, hayatın ve varlığın içerisinde düşünülerek yaşama biçiminin değişmesi iktiza ediyor. Şimdi Allah hayatın içerisinde olursa, yani Allah varlığın içerisinde düşünülürse ya da mesela benim varlığımın merkezinde ben Allah'ı düşünmeye başladığım zaman o zaman Allah ve Allah'a dair değerler burada öne çıkıyor. Yani duruşumu onlar şekillendiriyor. Hı. Şimdi mesela nedir bu? Mesela birincisi, şimdi Allah diyelim ki zorunlu varlıktır. Ben mümkün varlığım. Şimdi bunun bir tanımlaması vardır. Zorunlu varlık olmazsa olmaz demektir. Mümkün varlık ise olmazsa da olur demektir. Şimdi ben hayata biraz buradan bakıyorum. Yani benim varlığım olmazsa da olabilir bir şeydi. Yani mesela diyelim ki bir tarihte doğdum, ondan önce yoktum. Dünyada bir eksiklik yoktu. Bir tarihte vefat edeceğim ve ondan sonra olmayacağım. Dünya kıyamet kopmayacak. Böyle olunca ben bu doğduğum ve öldüğüm süre zarfını biraz daha dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Yani biraz daha doldurmaya, biraz daha imar etmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü olmazsa da olurdum. O zaman en azından olduğuma değsin istiyorum. Yani var olduğuma değsin istiyorum. Şimdi birinci mesele bu. Yani Allah bir zorunlu varlıktır. Anlamlı kılmak. Anlamlı kılmaya çalışıyorum. Çünkü olmasam da olurdu. Yani ben buraya gelmesem de olurdu. Yani şimdi geldiğim için çok şükrediyorum. Yani bence çok iyi, yani kendim adıma çok iyi oldu diye düşünüyorum. Yani hakikaten Allah'a şükürler olsun. İyi ki gelmişim diyorum. Şimdi iyi ki gelmişimi biraz da... Tanımışız sizi. Evet. Bence herkes mesela. Sen de kendin için iyi ki gelmişim. Yani gerçekten hakikaten de çok güzel bir şeymiş. Yani var olmak çok güzel bir şeydir. Yani büyük bir lütuftur. Bu nedenle hepimizin bir teşekkür borcu bir olarak Allah'a şükrederiz. Şimdi ben iyi ki gelmişim diyorum ve bu iyi ki gelmişimi anlamlı kılmaya çalışıyorum. Şimdi o anlamlı kılmak nedir? O da başka bir kavram ulaştırıyor bize. Emanet kavramına. Yani hayat, ben, benliğim vesaire bütün bu yaşama şeyim aslında bir emanet. Mülkiyet üzerine kurulu değil. O zaman şimdi ikinci ilke, ikinci prensip emanet kavramı ortaya çıkıyor. Yani hayatı, bütün varoluşu, bütün insan ilişkilerini, bütün toplumsal ilişkileri bir emanet şeklinde düşünmek. Yani mülkiyet benim, şu, senin vesaire falan filan. Yani bunun üzerine kurulu değil. Emanet üzerinden düşünebilmek. Belki birkaç kavramda buna söyleyebilirim. Mesela üçüncü bir nokta. Şimdi doğruluk meselesini ben şahsen insanların biraz fazla yanlış anladığını düşünüyorum. Doğruluk meselesi. Doğruluk çok önemli. Yani ahlakı ayakta tutan ana kavramlardan birisi doğruluktur ama doğruluğun vurgusu benim seninle ilişkim değildir. Bunun üzerine kurulu bir şey değildir bu. Doğruluğun vurgu noktası benim hayatla, benim varlıkla ilişkimdir. Yani gerçekçi bir insan, gerçek bir insan olmam, sahici bir insan olmam. Çünkü hayatı anlamlandırabilmem için o sahicilik bana lazım. Dolayısıyla şimdi mesela ben diyelim ki bir kitap okuduğumda gerçekten merak ederek okumaya çalışıyorum. Yani insanlar elimde o kitabı görsün de bana bir pay versinler diye değil. Ya da bir yazı yazdığımda yani hakikaten mesela insanların okumadığında ben israf olduğunu düşünmüyorum. O yazının yazılmasını bence yani varlığı yani değer bir şey olarak düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi doğruluk aslında benim önce varlıkla, dolayısıyla Allah'la ilişkimin bir zeminidir. Yani sırat-ı müstakim dediğim şey böyle alternatifi olan bir şey değildir. Yani sırat-ı müstakim gerçek yaşamanın, sahici yaşamanın, hakikatli yaşam derler mesela, tamam mı? Hakikatli yaşamın olmazsa olmasıdır. Dolayısıyla şimdi duruşu şekillendiren şey budur. Yani bu doğru yaşamdır. Yani ayakta durabilir, doğru şeydir. Buna bir şey daha eklemek lazım. O da şu. Bence Müslümanca yaşamın olmazsa olmaz şeyi merhamet ve onun bir tezahürü olmak üzere sevmek olması lazım. İnsanlar modern çağda bu sevelim sevilelim falan veya sevilmek mesela çevresinde çok sevilirdi falan gibi bu tabirlerle çok ilgilendiler. Bana göre bunlar tamamen lüzumsuz tabirlerdir. Yani mesela sevilmek mesela çok lüzumsuz bir tabir. Özellikle merhametle ilgili çok böyle dikkat çeken merhamet ve acımakla ilgili şeyiniz var hocam. Tabii kesinlikle. Oraya gelmeden müsaadenizle ben Şeref hocama da dönmek istiyorum. Şimdi Şeref hocam öncelikle bir kez daha hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Ekrem hocam dedi ya iyi ki yaratılmışsınız da iyi ki tanımışız sizi. Eyvallah, eyvallah. Şimdi Müslümanca yaşamak kavramı şöyle de düşünebiliriz. Özellikle son 100 yıl içerisinde bazı siyasi dünya genelinde yaşanan siyasi olaylarla birlikte daha çok anılmaya başlandı. Evet. Ve ihtiyaç duyulan da bir duruş olarak hep böyle anlatıldı, söylendi. Bir de sizden dinlemek isteriz. Evet. Şimdi Müslümanca duruş derken herkes
Mehmet Akif'in şiirlerine gidiyor. İşte ne irfandır, veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır gibi Akif'in şiirlerine giderek oradan hareketle bir şeyler söylüyorlar tabii. Birey olarak, fert olarak öyle. Yani kişiliğin oluşması için, kimliğin oluşması için bir ahlakın olması lazım. İnsanın bir takım değerleri kendi iç dünyasında, dış dünyasında meczetmesi lazım. Ama dışarıya doğru döndüğümüzde İslam dünyasında olup biten olaylar bizim bu bireysel değerlendirmelerimizin dışında esen rüzgarlarla geliyor. Yani ben olaya şu pencereden bakmak lazım. Hazreti Adem'den bugüne hak ve batıl mücadele devam ediyor. İşte siz bir yönüyle batıla bakıyorsunuz, bir yönüyle hak yönünde, hak tarafında yer aldığınızı söylüyorsunuz. Burada amelleri söylemiyorum. Onlar tabii ki her müminin vasfıdır. Mümin o amelleri kendi hayatına yerleştirerek yaşayacak, bireysel olanları. Bir de dünyada olup bitenler var. Bunun karşısında da Müslümanca bir tavır almak zorundadır. Yani Müslüman tavır adamıdır aynı zamanda. Orada basit, pasif kalmamalıdır. Kalmıyor da zaten. Şimdi hocam da az önce söyledi. Ben ona ulusal anlamda bir eklemede bulunayım. Şimdi bugün Türkiye coğrafyasında, bizim yaşadığımız iklimde fetih ruhu devam ediyor. Bak, derneklerimiz var. Afrika'da, Suriye, Orta Doğu'ya gelelim. Suriye'de, Irak'ta, dünyanın uzak doğu ülkelerinde, dünyanın her tarafında, neresinde kanayan bir yara varsa bizim de onların arasında köprüler kuruyorlar. Cehdi olan, gayreti olan kardeşlerimiz var. Yani fetih politikası sadece topraktan ibaret değil. O ruh devam ediyor. Gönül. Çünkü dünyanın dört bir tarafında bunlar var. Biz bunlarla beraber yaşıyoruz. Beraberiz zaten. Biz buradayız. Vesile oluyorlar bize de. Mini bir yardımımızı Ramazan ayında buradan alıyorlar. Azize götürüyorlar. Afrika'ya götürüyorlar. Dünyanın dört bir tarafındaki insanlara ulaştırıyorlar. Bunlar tabii bizim içimizdeki o vicdanın, merhametin ürünü. Biz oralara bakıyoruz, oraları görüyoruz. Tabii zor bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bunu kabul edelim. Yani insan birey olarak, ekonomik olarak bir şeyleri aşmış olabilir ama dünyanın başka mahfillerinde ezilen insanlar, sömürülen insanlar varsa onların İnançsız kafirlerin postalları altında çocukları, aileleri çiğneniyorsa sizin burada rahat etme imkanınız şart yok bir defa. Onlarla beraber olmak gibi bir zorunluluğumuz var. Yani bana ne deyip geçemez. Şimdi, Erdem Bayazıt bir şiirinde öyledir. Müslüman yürekler bilirim daha der. Bütün bir İslam dünyası, bir alemin coğrafyasıdır der onların içi. Onların hepsini içinde barındırır. Öyle olmak zorundayız. Tabii çok büyütmeden üzerimize düşen ne varsa onları yapacağız. Oruç ayı aynı zamanda hatırlama ayıdır. Bizim iftardan sahura kadarki geçen süre içerisinde yemeden içmeden Rabbimizin emri olarak, farz olarak bu şekilde duruşumuz. Onları da bize hatırlatması lazım. Ben içimizdeki bu duyguları yaşamamıza vesile olan dünyanın o dört bir tarafındaki insanlara köprüler kuran, fedakarlık yapan o kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Allah onlara. Bunlar güzel şeyler. Dün yoktu onlar. Bugün var. Bizi bugün birbirimize unutturmuyorlar. Unutturmuyorlar. Bağlıyorlar birbirimize. Onlarla beraber olalım. Onlara da hiçbir zaman için ne iftarımızda ne soframızda yemek yerken bile unutmayalım. Tabii bizim zekat anlayışı yakından başlıyor ama hocam akraba fel akraba diyor değil mi? Yakından uzağa doğru. Doğru. Ama o uzağımızdakiler de en yakınımızdaki insanlardır. Onlara sahip çıkan bir coğrafyada yaşıyoruz.
Ben bugünlere bizi getiren Allah'a hamdolsun diyorum. Şöyle yaşımız 60'ı geçti. Geriye doğru bakınca bugün el atan, el uzatan, bir şeyler yapan bir konumda duruyoruz. O vesileyle diyoruz ki bu diriliğimizi her zaman koruyacağız. Ramazan da onu güçlendirecek inşallah. Bereketlenecek. Bereketlendirecek inşallah. İnşallah hocam. Bu tarz şeyleri bir şöyle bir yaklaşımım vardır. Bazen hem de sosyal medya üzerinden, televizyonlar üzerinden ve başka konular üzerinden konu o kadar çok gündeme getiriliyor ki yapacak bir şeyiniz de kalmıyor. Bu kez burada da bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi insanların bir iş yapabilmesi için soğukkanlıklarını koruyabilecek bir şey gerekir, bir zemin gerekir. Yani mesela ben aynı anda diyelim ki Filistin, aynı anda Aceh, aynı anda öteki taraf Berik falan böyle sürekli haberler aldığımda normalde yapabilecek bir şey yoktur. Yani ben mesela şu an yapabileceğim bir şey yoktur. Yani yani böyle bir konuyu bir de böyle ortaya koyarken işte yani sanki benim sorumluluğum gibi birbirimize bunu anlatmaya çalışırsak ben buradaki işimi de yapamam. Şimdi bu doğru bir şey değildir. Yani hani meseleleri böyle ele alırken yani sorumluluk ve imkanlarımızı dikkate almamız lazım. Yani dolayısıyla şimdi hocanın söylediği şey çok önemli. Yani dernekler vesaire çeşitli şeyler çok önemli işler yani yapıyorlar. Gerçekten işte biz Fatih Bey'i burada ağırladık. Evet. Ondan sonra başka yani birçok arkadaş yani hani bu yani insanlara çok destek veriyorlar. Yani hani diyelim Allah şey razı yapıyorlar. Olsun. Fakat yük alıyorlar, yük paylaşımı yapıyorlar. Yük şey yapıyorlar. Onların sorumluluğu o. Sorumluluğu evet. O ve biz herkesten elinden geldiğince yani işte parasal olarak veya en azından herkes dua ediyor. Yani ben mesela dua konusunda hakikaten yani bütün müminlerin yani böyle bir üniversal bir dua dili de olduğunu bilirim ve bunun böyle olması lazım. Yani hakikaten böyle ama bunun dışında böyle hani somut olarak hani yapılabilecek şeyler tanımlanmadan, ifade edilmeden böyle bir haleti ruhiye ya da böyle bir psikoloji halinde yani sürekli böyle bir hani üzüleceğimiz bir psikoloji ürettiğimizde buradan bir şey çıkartamıyoruz. Yani bir eylem çıkartamıyoruz, bir değer çıkartamıyoruz. O zaman şimdi yük çok arttığında bu kez bir şey ortaya çıkar. Yani bir ne diyeyim ya arabeskleşir iş ya ne diyeyim yani burada yapabileceğimiz şeylerde de dikkatimiz dağılır. Mesela Bosna hadisesinde bu olmuştu. Yani şimdi Bosna öyle bir mesele ki dünyada kimse bunu çözemiyor. Yani hiç kimse çözemiyor. Şimdi burada biz birbirimize yapıyoruz. Ya biz şunu yapsak çözülür. Çözülmez yani. Yani bu mevzu böyle basit bir şey değil yani. Dolayısıyla şimdi bu konularda mesela dünyayla ilişki kuran insanlar, iletişim kuran insanlar yani yaptıklarını biraz yeterli kabul edip yani bizden hani alabileceklerini somut ve net olarak alıp yani biraz böyle yani o psikolojiyi bütünüyle buraya taşımamalar lazım. Yani çünkü bir insan aynı anda yeryüzünün her, şimdi bugün mesela Müslümanlar öteden beri yeryüzünün hemen her yerinde ızdırap çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Yani nereye gitsem bir sıkıntı vardır. Sadece Müslümanlar olması gerekmiyor. Başka insanlar da var. Yani bugün mesela Ukrayna'da insanlar sıkıntı çekiyor. Ona da üzülmemiz gerekiyor falan. Ama şimdi böyle sürekli böyle hani yeryüzündeki bütün mazlumlar, bütün mağdurların derdini çekmeye başladığında iş, ben şahsen yani yazı yazamam yani veya bir iş yapamam. Halbuki benim yazı yazmam lazım. Yani ayet-i kerimede nasıl... Umutsuzluğa da sürükler bir süre sonra. Bunu, yani burada şimdi bir ölçü oluşturmak lazım. Dolayısıyla şimdi yani insanların... Yani kaldıramayacağımız yükleri almaya çalışmamız ve de kaldıramayacağımız gündemler oluşturmamız bu lehimizde bir durum değil. Yani buradan mesela sürekli böyle bir moral bozukluğu, bir depresyon, sürekli böyle bir içe kapanma ve mutsuzluk ve yeryüzüne karşı böyle bir bıkkınlık, bir bezginlik ortaya çıkar. Bu çok iyi bir şey değil. Yani çoluk çocuk bundan etkilenir vesaire. Yani o bu konuda bence yani yeryüzüne hani en hocanın söylediğinden gideyim yani o hizmeti yürüten insanlar bu bir bakıma bir farz-ı kifayedir. Yani mesela Filistin'le ilgilenmek farz-ı ayin değildir. Farz-ı kifaye bir şeydir. Yani Müslümanların bir kısmı burayla ilgileniyorsa öteki diyelim Endonezya'yla ilgilenecek. Öteki diyelim ki Bakü Karabağ'la ilgilenecek veya diğeri bilmem Bosna'yla ilgilenecek. Yani bunu sürekli böyle hani bir gündem sürekli bir şey haline getirmemek lazım. O zaman biz burada kilitleniriz ve mağlubiyet uzun süreli mağlubiyetler insanda karakteri bırakmaz. Uzun süreli mağlubiyet. Evet. Yıkılırız yani. Eyvallah. Yani yıkılırız yani. Şimdi onun için mesela böyle yani sürekli bunu böyle gündeme getirip yani sürekli dayak yediğimizi mesela bunu televizyonlarla benim çok yapmaması lazım. Yani mesela bir çocuk sürekli dayak yiyor. Şimdi bunu çözebiliyor musunuz? Çözemiyorsak şimdi sürekli bunu gündemimize gelmesi. Sürekli ajitasyon malzemesi yapmamamız lazım. Yani şöyle, yani çözmenin yollarını aramamız lazım. Yani makul, mantıklı bir şekilde çözmenin yollarını aramamız ve bunun projelerini üretmemiz lazım. Ürettik diyelim ki insanları şey yapmadan, acite etmeden, provoke etmeden diyelim ki bir çözüm bulduk. Ama bulamadık. Şimdi bulamadıysak o zaman bizde durduğumuz yerde sadece nefretler oluşur. Bence en kötü şey, yani
mazlum insanları düşünürken karşılaşabileceğimiz en kötü halet-i ruhiye nefret duygularıdır. Yani yeryüzüne nefretle bakmaktır. Öyle bir noktaya geliyor ki yani yeryüzü bizim değil. Halbuki tam tersi yeryüzü salih kullarındır. Yani salih, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Yani salih kullarındır. Dolayısıyla biz yeryüzülüyüz. Yani buradayız, burayı imar etmekle ilgiliyiz vesaire. Yani dolayısıyla bence bu hizmetleri yapan insanların biraz daha yani böyle bir hani kamuoyu oluşturalım vesaire falan şeyine girmeden daha teknik, daha programlı, daha planlı ve ne yapacağımızı bize göstererek somut olarak. Mesela Ekrem Demir'den tam olarak ne istiyorsun? Şunu istiyorum. Tamam, Ekrem Demir'den onu al ve Ekrem Demir'i bu konuda daha fazla şey yapma gibi. Yani böyle bir noktaya gitmemiz lazım. Ben bu süreçlerin biraz fazla yani gündemde tutularak mağlubiyet psikolojimizin çok fazla tahrik edildiğini düşünüyorum. Uzun süreli mağlubiyetler toplumlarda, nesillerde karakter bırakmaz. Ama bu şey de demek değil değil mi hocam? Umursamaz. Aman bana neci bir şey de değil. Yani değil. Hepimizin işleri var. Hepimizin yani birçok işimiz var. Yani Müslümanlıkla ilgili birçok işimiz var. Birçok yani birden çok işle ilgilenmek iş yapacağımız anlamına gelmez. İster iseniz o zaman iş bir kahvehane muhabbetine dönüyor. Yani bir araya geliyoruz hani çözemeyeceğimiz birçok şeyle ilgilenmeye başlıyoruz, konuşmaya başlıyoruz. Sürekli bunları konuşuyoruz. Ondan sonra şimdi ben acıma kelimesinden ben hiç haz etmem. Hı hı. Acıma kelimesi bana merhamet, yok. Evet. Acımak. Evet. Çok farklı. Şöyle. Çünkü biz bir adama mesela acımaya başladığımız zaman belli bir süre sonra kızmaya başlarız. Ve içimizde şöyle bir düşünce oluşur. Aslında bunlar bunu hak ediyor demeye başlarız. Çünkü neden? Ya bir denge lazım bana. Yani sürekli yani oraya bak ağla, buraya bak ağla, şuraya bak ağla. Böyle olmaz bu. O zaman şimdi ben mesela bugün mesela Müslüman aydınların yaşadığı büyük krizlerden bir tanesi bu. Müslüman krizler, Müslüman cemaati olan saygılarını kaybediyorlar. Yani hak ettik biz bunu diyorlar. Normalde hiç kimse zulmü hak etmez. Yeryüzünde hiç kimse haksızlığı hak etmez. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla şimdi bence bu tarz şeyler yani bu büyük hizmetleri yapanlar gerçekten yani her biri gözümde yani en azından tanıdığım insanlar içerisinde bana göre kahramandırlar yani kahramandırlar. Dolayısıyla şimdi o kahramanların yükümüzü daha iyi planlayarak biz eğer yapabileceksek bir katkı sağlayalım ama konuşma gündemimiz haline getirilmemesi lazım konuların. Peki şimdi hocam Ekrem hocam da şey yaptı aslında evet bu bir kahve sohbeti. Olmamalı bu mevzular. Kişi kendi mesleğiyle de, kendi yaşantısıyla da, o Müslüman ilkelerine bağlı olarak yaşantısıyla da aslında bir nevi bir mücadeledir bu. Tabii ki. Yeter ki kendi ailesine sahip çıkmasıyla da, kendi işine sahip çıkması da değil mi? Ondan hiçbir şüphemiz yok. Yani herkes kendi kabiliyet alanı, yeteneği, mesleği neyse o alanda en güzel olanını ortaya koyacak, çalışacak, gayret edecek. Ama orada hocamın söylediği şekilde hani bir ajitasyon değil de biz Ramazan olduğu için, merhametten bahsettiği için yani Müslüman yürekler onları da duyumsuyor. Evet, evet. Onlara da el atıyoruz. Bunlar da bize köprüler kuruyorlar dedim. Zaten sizin söylediğiniz gibi demedim. Yaksam o bu 24 saat oturalım bunları konuşalım, ajite edelim, hani negatif şeyleri. Kişiler de dahil olmak üzere 24 saat gündemde tutmak insanı da perişan eder. Öyle bir şey evet. Yok. Hep bu duygularla yaşadığınız zaman değer ortaya koyamazsınız. Evet. Ben 22 senedir dergi çıkarıyorum. Evet. Şimdi zaman geliyor ki işte diyelim hocam diyor ki ya tamam şu dergiyi çıkarıyorsunuz ama kardeşim bak şu Tahir kardeşimizin ihtiyacı var. Bunu çıkaracağınızda şu ihtiyacı görün. Evet. Mesela. Hmm. Bu ikisi birbirinden ayrı şeyler. Yani o yanlış bir yorum olur. Evet, çok doğru. Yani bizim ürettiğimiz de bir değerdir. Biz burada kültür adına, sanat adına bir faaliyet, bir çalışma yürütüyoruz. Bu da bir duruştur. Tabii eğer ki. Müslümanca duruştan tabii ki. Ama o benim söylediğim Ramazan'ın bereketi, şüphesiz. Oruçlu olmanın, iftarla sahur arasındaki bu duygulardaki insanın hissetmesi, duyması, yardım etmesi de önemlidir. Hocam da söyledi. Ben yani o köprü olan hepsini de tanıyoruz az çok. Kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şüphesiz. Onlar birer fedakar insan. Kahramandır. Birer kahraman. Onlar devam edecekler. Ama hayatın hepsi o değil. Değil. Evet. Oraya her şeyi rapt ettiğimiz zaman önümüzü göremeyiz. Kendi yapacağımız işleri yapamayız. Doğrudur hocam.
Evet. Onları yapacağız. Ben de oruçla ilintili olarak söyledim evet. zaten. Yani tabii. 24 saat gündemimize gelsin. Ağzımızı açtık hep bunu konuşalım. İçeriye gelmeyelim değil. Ama bir fetih ruhunun olduğunu da söyleyeyim. Bu Anadolu coğrafyasında bu ruh var. Ve dünyanın dört bir tarafında her yönüyle camiler yaparak, yardımlar yaparak bir yerlere gidiyorlar. Gidince görüyoruz. Hocam geçtiğimiz günlerde Fatih abi burada ağırlamıştık Fatih Elmalı'yı. Mesela o anlatmış, onda şahit olmuştum. Bizim programa gelmeden 2-3 gün önce Bangladeş'te bir kanser hastalarının eyaletinde kuytu bir hastane, kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları yatakta derme çatma bir hastane zaten. Oraya gidip hani Esselamu Aleyküm ben Türkiye'den geliyorum diyor. Belki o insan ölümü bekliyor. Hani çünkü evet. kanser hastalığına yakalanmış. Durumu da iyi değil. Ama oradan Türkiye'den bir kişinin iyiliğini kendisine ulaştırıyor. Şimdi o insanda hocam söyledi. O Bangladeş'te kanser hastasında mülk Allah'ınmış. Allah kendi mülkünden bana gönderdi. Şuurunu uyandırıyor. Bir de diyor ki Türkiye'de bizi kardeşimiz varmış. Eyvallah. Türkiye bizi unutmamış, biz biriz. Bu bilinci de ayrıca uyandırıyor. Şimdi ben eğitimci olarak da az önceki konuştuğumuz mevzuya ek olarak bir şey söyleyeyim. İşte bazen tebliğ içinde uzaklara gidiyoruz ama çok yakınımızda. Hı-hı. Hemen arka sokakta, hemen bizim ilçede, bizim kasabada. O anlatmaya gittiğimiz şeyleri anlatacağımız çok insanlar var. Hemen yanımızda, yöremizde. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Niyetimiz olduktan sonra bunların hepsi kendi bulunduğumuz mahvilde de var. Yani önce o zekatta olduğu gibi bir yanımıza, yöremize bakacağız. Ama Müslüman bütün dünyaya bakan insandır sonuç itibariyle. Evrensel bir Amin. Bakışı vardır. İnşallah güzel şeyler olacak diye de temenni ediyorum. İnşallah. Dua ediyorum. Şimdi hocam şeyi de tamamlamak istiyorum. Merhamete giriş yapmıştık. Şimdi merhamet var, acımak var. Hı hı. Aynı şey mi ikisi? Sanıyorum birbirine hiç ilişkisi olmayan Yok, iki değil mi? Kavram gibi geliyor bana. Ama karıştırıyoruz biz bazen. Şöyle yani. Mesela, yani şuradan anlatayım mesela. Diyelim ki bir doktor merhametinden bir ayağı kesebilir. Bir insan acımaktan bayılıp düşebilir orada. Yani anlatayım ya şimdi. Birisi acıyor. Yani ne yapıyor bu adama filan gibi. Ya da mesela böyle şimdi kurbanlar kesiliyor değil mi? Yani şimdi böyle çocuklar filan böyle şey yapar veya işte insan bazıları mesela kan görmeye dayanamaz bayılıp düşer falan filan. Halbuki kesilebilir yani kesiliyor yani şimdi. Neden? Çünkü insanlar işte onunla besleniyor ya da kurban değil de hayvan kesiminden söz ediyorum. Kurban kesimi ayrı bir şey falan. Şimdi dolayısıyla şimdi merhamet daha çok eylemle ilgili bir şeydir. Yani eylem yapmakla ilgili bir şeydir ve bir ahlaktır. Acımak ise bir duygudur. Şimdi duygular, ahlaklar birbirine farklı şeylerdir. Duygularla ahlaklar birbirine farklı şeylerdir. Ben şahsen mesela merhamet kelimesinin, şimdi ayet-i kerimede mesela Peygamber Efendimiz'e buyuruyor, diyor ki, فَبِي رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmetiyle insanlara yumuşak davrandın, yani linet gösterdin. Eğer katı kalpli olsaydın dağılırlardı. Şimdi benim kanaatime göre şimdi merhameti konuşmak doğrudan rahmanlığı konuşmak demek. Şimdi rahmanlığı konuşmak, burada biraz hani metafizik düşünceden hareket edeceğim. Mesela Rahman ismi dendiğinde senin aklına ne gelir Tarcim mesela? Esirgemek. Esirgemek falan. Önce yaratması lazım ki esirgesin. Yani korumak için yaratılması gerekir. Bu nedenle Rahman ismi esas itibariyle bir Allah'ın bütün isimlerini yerine alan bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. İster Allah deyin, ister Rahman deyin diyor. İkincisi bahusus yaratmayla ilgili isimlerini alan bir isimdir. Yani Rahman yaratan, yani var edendir. Yani biz şimdi mesela Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde de aslında böyle alemin her an yaratıldığını, varlığın her an yeniden yaratıldığını düşünerek o yeni yaratılışa böyle bir aşinalık peyda etmeye çalışıyoruz. Aşinalık oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şimdi Rahman ismini, Rahim ismini bu yaratmayan, yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın hani yaratıcı isimleri yani normal isimlerin sıralamaya baktığınızda El-Halik, El-Bahar bayağı aşağıda geliyor. Halbuki
O zaman kadar alem yaratılmış olması lazım. Alem var edilmesi lazım vesaire. Benim kanaatime göre merhamet müspet ve böyle bir pozitif ahlak olarak düşünülebilir. Yani varlıktan yana olmak, varlık tarafına gitmekle ilgili bir şey olabilir. Mesela merhametli bir adam ne yapar? Yani birçok yani örneğinden hareketle söyleyebilirim. Mesela merhametli bir adam mesela ağaç diker. Mesela merhametli bir adam mesela diyelim ki bir sorun gördüğünde, mesela yani ortada bir sorun gördüğünde birisi ağlayabilir, birisi sızlayabilir, çok üzülebilir. Merhametli bir adam mesela onun sorunu çözebilir. Çünkü Rahman böyle bir şeydir. Yani var etmek, yaratmak böyle bir şeydir. Merhamet etmek. Merhamet etmek böyle bir şeydir. Dolayısıyla şimdi diğerinde ise mesela o duygu olan acımada ise iş böyle değildir. Mesela duyguda biz acıdığımızda aslında durduğumuz yer bellidir. Genellikle güç yerinde dururuz. Yani gücün tarafında dururuz. Zayıfı acırız. Şimdi benim kanaatime göre herkes için acımak rahatsız edici bir düşüncedir. Yani ben sana acıdığımda seni düşkün gördüm demektir. Yani ve ben sana acırken kendimi güçlü görüyorum. Yani iyi bir yerde görüyorum. Dolayısıyla şimdi aramızda bir mesafe oluşturmadan ben sana acımam. Ya da acınacak halde görmem. O zaman şimdi yani acımak bir kibirlenme biçimi ya da acımak bir aşağılama biçimi oluyor. Şimdi mesela bir diyelim ki bir yetim düşünelim. Mesela bir insan yetime acıyabilir. Ben şahsen acımam. Ama mesela bir insan yetime merhamet de duyabilir. Şimdi yetime merhamet duymak şu. O da bir varlıktır. O da bir insandır. O da yeryüzünde yaratıldığı için çok güzel olmuştur. Çok iyi olmuştur. Ama şu esnada ne ihtiyacı var? Diyelim ki bir palto. Paltonu verirsin filan diyelim. Ceketini verirsin vesaire diyelim kendimize. Bu merhamet etmek. Bu merhamet etmektir. Ama diğerinde mesela insan bakar, ağlar, sızlar, gelir çocuklarına sarılır, bilmem ne yapar falan. Bu başka bir ilişki biçimidir. Dolayısıyla şimdi bence Müslüman toplum ahlakını akılla, düşünceyle ifade etmesi lazım. Duygulardan mümkün mertebe daha uzak yaşaması lazım. Yani duygularımız kaçınılmaz olarak bizde vardır. Yani ben bunu reddetmem ama dini düşüncenin ya da dini ahlakın bir duygusallık olmadığını, böyle bir ağlama sızlama işi olmadığını, bir trajedi olmadığını, şimdi insanlar mesela buradan giderler mesela, ben Peygamber Efendimiz üzerine konuşacaklar. Peygamber Efendimiz ekmek bulamadı, başlarlar ağlam. İşte şöyle bu böyle olmaz. Yani Sürekli ağlatan kısalar. Bir ağlaklık yani sürekli evet. Bir ağlaklık. Şimdi dinde bir ağlama meselesi vardır. Yani bekkaun diye de bir şey gelenek vardır. O ayrı bir şeydir. Yani o seninle Rabbin arasındaki o derin ilişkiyle ilgili bir şeydir. Ama herhangi bir konuda yani şu şöyle oldu ağlayayım, bu böyle oldu ağlayayım. Bu bence dinin arzu ettiği bir şey değildir. Onun için mesela bence ahlakı duygusallık temelinden uzaklaştırmak lazım. Ahlak akılla ilgili bir şeydir. Ahlak iradeyle ilgili bir şeydir. Ahlak düşünmeyle ilgili bir şeydir. Ve ahlak aslında duygusallığımızı paranteze alarak ulaşmaya çalıştığımız bir şeydir. Onun için merhamet bir ahlaktır. Acımak bir duygudur. Burada bakmak lazım. Bizler özellikle duygularımızı çok fazla kullanıyoruz. Karıştırıyoruz demek ki bu noktada değil mi hocam? Evet. Ki kullananlar da oluyor zaten bunu. Ama, yani sürekli... Ama biz doğu toplumuyuz ya. Yani biraz daha duygusalız. Tabiatımızda var. Güçlü şairlerimiz var. Eskiden beri süre gelen. Bir de hocam şunu da söyleyeyim. Tabii ki vicdan, akıl, ahlak bir ara farklı oluşumlar ülkemizde de oldu. İşte toplam kalite gibi, kişisel gelişim gibi falan. Bunları uygulama cihetine de gittiler. Orada da hiç duygu yoktu. Hep akıl üzerinden gidiyor. Bizim toplum yapısında da duygu da var. Yani merhamet var. Yani insanlar böyle hep kuralı koyduk, şu kurala göre çat pat yapalım gibi bir cihete gitmezler. İkliminde var, coğrafyasında var. İnsanı kendisiyle bu noktada baş başa bırakmak lazım ya. Yani insan yaratılışı itibariyle bir takım hasletleri olan, yani merhameti de olan, acıması da olan, her türlü duyguyu içinde barındıran birisi. Fakat hocamın burada söylediği şey önemli. Onu doğru yönlendirmek esas. Yani biz karıştırıyoruz. Karıştırdığımız zaman da biz de zarar görüyoruz, toplum da zarar görüyor ondan. Hocam duygu her insanda vardır. Bunda tereddüt yok. Duyguların da korunması gerekir, muhafaza edilmesi gerekir. Fakat neticede şimdi insanı yöneten bir şey olması lazım. Yani duygularımız... Mesela ben diyelim ki öfkelenebilirim. Ben mesela çok alınabilirim. Ben mesela çok kırılabilirim. Ben işte ne bileyim birçok şey mesela ben çok korkabilirim.
O zaman şimdi aklım bu korkunun etkisine girer ve bütün konuşmalarım aslında korku güdüsüyle yönlendirilir. Yani mesela bir şey söyleyeceğim, şimdi korkarım mesela. Tahir alınabilir, hocam alınabilir. İşte mesela buradan çıkarım diyelim ki mesela işte araba kullanıyorum. Mesela sürekli korku bana şey yapabilir. Şimdi benim kanaatime göre bunlar vardır. Yani bunlar duygularımızdır. Fakat bu duyguların akıl tarafından yönetilmesi ahlakı ortaya çıkartır. Eyvallah. Dolayısıyla şimdi duygular hani kimse istesek de yok edemez. Yani ben mesela o hani doğu toplum, batı toplumdan da yani insanlarda vardır. Bu kadar estetik var, şu var, bu var falan. Orada duygular var. Fakat doğru yani sonra hani referans noktası olarak orayı almıyorum. Doğru insanlar yani doğru yaşama, doğru ilişkiler, doğru zemin duygusallıkların daha yönetildiği, doğru yönetildiği, aklın daha öne çıktığı, nesnelliğin, objektifliğin daha öne çıktığı süreçler olması lazım. Yani mesela ben şimdi diyelim ki bu sadece hani şey bugün anlamda söylemiyorum. Yani ben de mesela çocukluğumda bir şey diyeyim, hırpalanmışımdır, ezilmişimdir. O benim bütün ilişkilerimi belirler. Bu bir duygusallık biçimidir. Yani karakterim duygusallaştırılmıştır. Şimdi burada ben rehabilite edilerek o duygusallıktan arınıp nesnel görmeyi öğrenmem lazım. Şimdi eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi bana eşyan hakikatini göster dediyse duygularımızdan arınmayı bize bir hedef olarak göstermiş olması lazım. Çünkü bizim eşyayı hakikati üzere görmemizi engelleyecek en önemli şey duygularımızdır, duygusallıklarımızdır. Yani bir adam mesela masaya bakarken masayı düşünemez yani. Yani bununla ilgili bir sürü hikayesi vardır. Onları düşünür. Kardeşim bunları al, paranteze al, masayı bir anlamaya çalış. Bir adam mesela bir çiçeğe bakarken yani hani bir güle bakarken gülü gül olarak düşünemez. Bir sürü duygusallığı aklına gelir. Yani bu gül şuydu, öteki diberi. Ya onlar sonra. Esas mesele de gülü bir anlaman lazım gibi. Yani o açıdan bence duyguları yönetmek bir ahlaki görevdir yani. O zaman biz duygularımızla hareket ederken yani düşünmeliyiz bir yandan. Hocamın demek istediği de bu. Çünkü tamamen bununla hareket edildiğinde kullanılma şeyi de çok fazla ortaya çıkıyor. Duygular bazen işte yanlışa sürükleyebiliyor ya da birileri o duyguları kullanarak yanlış bir şeyler yapmamızı sağlayabiliyor. Sıkıntı yok. İnsanda hasletler var dedik. Sadece duygu yok, sadece düşünme yok. Birçok haslet var. Eğitimin amacı da o zaten. Bu hasletleri kişinin doğru kullanmasına kişiyi yönlendirmek. Bunu yapmak. Bunu yapabilirsek zaten sıkıntı yok. Yani aklı hiçbir zaman devre dışı bırakmayacağız. Ama vicdan da var, akıl da var, merhamet de var, duygular da var. İnsan birçok şeyle donanmış bir varlıktır. Bunların hepsi insan için. Yeri geldiği zaman hepsini kullanır. Ama onu hor kullanmamak, onu idare etmek, onu yerinde kullanmak esastır. Yani herkeste duygu var ama herkes şiir yazmaz. Yani duygu var diye şiir yazacak diye bir kural yok. Hani illa hislerle, kabiliyetle ortaya çıkacaksa herkeste o var. Herkes eline kalemi alır ama olmaz o. Bu farklı bir şey. Biz yönlendirebiliriz. Yönlendirmek de lazım. Zaten eğitimcilerin işi de o. İşte yani, akıl burada aslında devreye. Ya zaman zaman yani süreç içerisinde bireysel olarak bir şeyleri yapabiliriz. Kendimizi geliştirebiliriz. Ama toplum içerisine girdiğimiz zaman, toplumu yönlendirmeye sıra geldiği zaman tabii çok kolay değil. Bu da eğitimle olacak şeyler. Öncelemek lazım. Evet. Yani o çocukların da ben bu çiçek örneğini verdi hocam. Güzel bir örnek o. Veya işte masa. Yani siz küçüklükte bir takım travmalar yaşamışsınız. Veya işte çiçek götürmüş, evet, geri tepilmişsiniz. Bizim nesil hiç çiçek götüremez. Yani mesela bana şimdi çiçek verin ki akşam şunu bir hanıma götür falan diye. Kapıdan içeri giremem. Şimdi bu bizim işte o duyguları yok etmemiz gerekiyor. Yani orada akıl devreye girmesi lazım. Biz edemeyiz de yeni nesillerde onları telafi etmek lazım. Şüphesiz. Ama insan her şeyiyle mükemmel ve güzel bir varlıktır diyelim. Amenna, amenna. Devam edeceğiz hocam. Özellikle o eğitim noktasına da değineceğim. Ama biraz soluklanalım. Sizleri soluklandıralım. Eyvallah. İftar vaktine yaklaşık bir saat kaldı İstanbul için. Bu arada da çok kıymetli Murat Özer hocamızdan güzel bir tilavet dinleyelim. Ardından da yine bir Ahmet Özhan
ilahisi dinleyip iftar vaktine devam edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم
ehkemil hakimin. Sadakallahul azim. Doğru söyledi. Şüphesiz Rabbimiz hesap kurulacağı gün bizleri ayet-i kerimede buyurduğu gibi anamızı, babamızı ve tüm müminleri bağışlasın inşallah. Murat Özer Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Şimdi gönüllerimizi dinlendirmeye devam edelim. Ahmet Özhan'dan güzel bir ilahi dinleyelim inşallah. Allah hoş bir gün usmanır.
Efendim Av Televizyonları'nda İftar Vakti programı devam ediyor. Çok kıymetli konuklarımızla birlikte Doktor Şeref Akbaba, şair, yazar, aynı zamanda Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi ve İstanbul Üniversitesi'nden Ekrem Demirli Hocam. Müslümanca duruşu konuşuyoruz. Müslümanca duruş nasıl olmalı? Kıymetli hocalarım hem ilimleriyle hem de tecrübeleriyle aslında istifade etmemizi sağlıyorlar. Şimdi eğitime gelmiştik. Ben oradan devam etmek istiyorum müsaadenizle. İlaveten soracağım bir soru daha var ama eğitimle başlayalım mı bölümü hocam? Şimdi evet, baktığımızda hepimiz gerekli eğitimleri alıyoruz. İşte anaokulundan başlıyoruz, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, devam edeni de var. Lisansında da devam edenler var. Bu eğitimler bize ne bir şey katmalı mı? Yani sadece evet fenli ilimler alıyoruz, bitti. Ama bunun dışında eğitimdeki bir eksiklik ya da eğitime bakış açımızda bir yanlış var mı? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Tabii dinin hayatla, özellikle hani hem modern hayatla hatta seküler hayatla vesaire ilişkisi problem, ciddi bir problemdir. Yani bu sadece bizim değil, Hristiyanlar da bu problemi yaşadılar. Başkaları da bu problemi yaşıyorlar filan. Şimdi genellikle şimdi burada şöyle bir ikilem ortaya çıkıyor. Şimdi insanlar mesela bir meslek öğreniyorlar ya da diyelim ki bir eğitim hayatından geçiyorlar. Modern dünyaya dair bir takım şeyler öğreniyor. Mesela tıp öğreniyor, mesela doktorluğu öğreniyor işte ya da hukuk öğreniyor, başka şeyler öğreniyor. Ve bu öğrendiği şeylerin, dinlerden bir kısmı en azından bir meşruiyet tartışmasını yapıyor. Yani sanki böyle, yani tırnak içerisinde söyleyeyim, batıl bir şey öğrendim diye düşünerek böyle bir meşruiyet tartışması açıyor zihninde. Bu durumda mesleki hayatta çok ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Biz bunu geçmiş yıllarda çok yaşadık, halihazırda da yaşıyoruz. Yani mesela Şia'da bunun bir karşılığı vardır. Şia'da bir insanın kendi inandığı cemaat içerisinde yaşaması ile inancına uymayan bir cemaat içerisinde yaşaması takiye farkıyla ifade edilir. Yani o kendi cemaat içerisinde işte doğru yaşar, düzgün yaşar vesaire ama kendi şeyine uygun olmayan, yani o geleneğe uygun olmayan ve o inanca uygun olmayan toplumlarla ilişkisini takiye üzerinden, yani inancını gizleme üzerinden kurar. Şimdi bu onlar gibi yaşama. Onlar yani görünüşte öyle ama aslında inanmıyor. Yani bu şimdi bir tür, yani aslında tırnak içerisinde bir nifak bu, ikiyüzlülük. Yani imanını saklayarak bir nifak şeklinde. Ben şahsen bunun, yani bu tarz bir yaklaşımın Müslüman toplumu çok örselediğini düşünürüm. Yani özellikle 100-150 senedir ve buna biraz da böyle 1950'lerden sonraki süreçler falan dahil olduğunda, yani özellikle İslamcılığın biraz yanlış yorumlanması, İslamcı tavrın yanlış yorumlanmasından dolayı Müslümanlar, Müslüman bireyler yaşadıkları toplumlarda biraz iki kimlikli olmaya başladılar. Şimdi bu iki kimliğin, yani iki kimliklilik meselesinin insan hayatında, insan ahlakında, insanın şahsiyetinde çok büyük bir problem teşkil ettiğini bilmemiz lazım. Şimdi bence bu açıdan, yani tevhidin yani ilkesi de aslında birliktir, yani ilkedir. Bence bu açıdan modern toplumlarda Müslüman entelektüeller, Müslüman aydınlar modern toplumda yaşama da tevhid ilkesinin nasıl olacağı konusunda daha açık ve daha seçik bir fikre gitmeleri lazım. Yani şunu çok net olarak söylüyorum. Şimdi mesela benim kanaatim, bence herhangi bir insan meslek, herhangi işi yapıyorsa bunu iyi şekilde öğrenmesi ve iyi şekilde yapması gerekir. Bu iyi şekilde öğrenmek ve iyi şekilde yapmak ile dindarlık arasında bir ilişki vardır. Yani Peygamber Efendimiz'in ihsan hadisinde söylediğine göre bir ilişki vardır. Yani en iyi şekilde yapmak ile işte bunlar dinler arasında bir ilişki olması lazım. Benim kanaatime göre bu ilişki koptuğu için birçok insanda yaptığı işe karşı bir güvensizlik, yaptığı işe karşı bir itimatsızlık ve yaptığı işi sanki böyle bir rol icabı yapıyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Mesela diyelim ki böyle dindar insanlar Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinde diyelim ki hukukçu oldular ama yaptıkları hukuka inanmadılar. Ya da mesela doktor oldular, yaptıkları işe inanmadılar. Ya da işte fizikçi oldular, yaptıkları işe inanmadılar. Yani böylece şimdi ikircikli bir şey, yani iki zihinli yaşamaya başladılar. Üreten kendi olmadığı için mi? Böyle olabilir ama şimdi netice itibariyle siz şimdi hayatınızın en önemli kısmı o alanda geçiyorsa, o zaman şimdi iki zihinle yaşıyorsunuz. Yani iki beyinle yaşıyorsunuz. Şimdi benim kanaatime göre en tehlikeli şey iki zihinle yaşamaktır.
Yani bunun için bir yolunun bulunmasıyla. Yani bana göre bu çok rahat bulunabilecek bir şeydir. Yani ben yani tercihlerimi bu konuda yapmışımdır. Yani bir netliğim vardır falan ama Müslüman yani yeryüzünde yaşayan, bu sadece Türkiye'deki Müslüman açısından söylemiyorum. Ya yani demek ki adam Amerika'da çalışıyor, adam İsviçre'de çalışıyor, adam Avrupa'da çalışıyor. Adam Çin'de çalışıyor, başka bir yerde çalışıyor falan. O toplumlarla ilişkisini takiye üzerinden mi kuracak? O mesleklerle, o birimlerle, o bilimlerle, o düşüncelerle ilişkisini takiye ve çift zihnilik üzerinden mi kuracak, yoksa tevhide mi ulaşacak? Şimdi eğer ben böyle bir hani çift zihnilik, yani biraz şeyin bu şimdi 1984 romanındaki durum gibi, yani abi beni gözetliyor ve bu gözetlemenin neticesinde ben bölünüyorum aslında. Yani bu çift şeye bölünüyorum. Şimdi bu çift zihnilik olduğu sürece mesleğin benim ahlakım haline gelmesi mümkün değil. Meslek benim ahlakım haline gelmediğinde ya da meslekle aramdaki ilişkiyi ahlak üzerinden kurmadığımda ahlakımın tecrübe edilebileceği, test edebileceği hiçbir alan yoktur. Şimdi Müslüman amele de dökemem. Evet, yani sadece cemaatim vardır. Yani benim mesela seninle ilişkim vardır, benim hocamla ilişkim. Bu ahlak için asla yeterli bir şey değildir. O zaman şimdi Müslüman toplumlarda 100-150 senedir en önemli ahlaki problemlerden bir tanesi ahlakın ertelenmişliği problemi olmuştur. Yani bir gün mesela müstakbel bir asr-ı saadet oluşacaktır ve ahlakımızı oraya saklıyoruz. Bu ahlakı bunun kadar tahrip eden, bunun kadar bozan başka bir şey olmaz. Çünkü neden? Ahlak ertelenemez bir şeydir. Yani bir mesela gün gelir ben ahlaklı olurum denilemez. Yani böyle bir şey olamaz yani. Dolayısıyla şimdi ahlakın vakti şimdidir, yeri burasıdır, muhatabı da sensin. Onun için şimdi benim kanaatime göre Müslüman toplumların modern çağda, yani burada şimdi mesela Mısırlı yazarların, yani Allah yani rahmet eylesin, yani önemli, yani kişisel olarak severim yani. Buna Pakistanlı yazarlar, yani İslamcılığa 1950'lerden 60'lardan sonra yön veren, Türkiye'deki İslamcılık düşüncesine yön veren ve biraz buradaki köklerden koparak daha başka bir istikamet almasına yol açan yazarların çok önemli bir rolü olmuştur ve bozucu bir etkisi olmuştur. Şimdi bundan behemel kurtularak bu çift zihinlilikten kendimizi arındırmamız lazım. Ertelenmiş ahlak telakkisinden kendimizi arındırmamız lazım. Ertelenmiş dindarlığın bir dindarlık olmadığını düşünmemiz lazım. Mesela burada mesela ortaya çıkan önemli kavramlardan bir tanesi şeydi. Yani İslami değil. Mesela bu toplum İslam. Toplum İslamidir değildir. Şudur hiç önemli değil. Sen doğru olmakla yükümlüsün. Yaptığın işi doğru yapmakla yükümlüsün. Sen ahlaklı olmakla yükümlüsün. Sen yani işini yani Allah'ı görür gibi yapmakla yükümlüsün kardeşim. Hangi mesleği icra edersin? Hangi işi yapıyorsan yap. Onun için mesela geçmişte mesela yakın geçmişte Türkiye'de yaşanan bir takım sıkıntılar bundan kaynaklandı. İnsanlar yaptığı işe inanmıyorlar. Mesela hukukçuluk yapıyor ama yaptığı işi bir şey olarak görmüyor. Yani bu seküler, modern bir şey olarak düşünüyor. Yaptığın iş iştir ve bir ahlaktır. Senin o ahlak senin dindarlığını da şekillendirecek. Onun için mesela benim kişisel olarak tercihim şudur. Mesleğinde ahlakı olmayanın gerçekte bir ahlakı yoktur. Hmm. Benim tercihim budur yani. Peki hocam bir dönem yine şey de oldu. Yani Ekrem Hocam'ın söylediğine ilaveten işte bir Müslümanın, maalesef bunlar yanlış, doğru tabii ki kıymetli büyüklerin vereceği karar ama işte bu fenli ilimlerle işi olmaz, dünya malı, parayla pulla işi olmaz denilen bazı fikirler de doğdu ve bunların peşinden koşan insanlar da oldu. Aklı öldürdü bunu, buna inanıp. Evet. Bunun dışında ahlak da yaşatmaya mı çalışıyor sizce hala, yoksa akıl da ahlak da öldü mü o kişide? Şimdi birincisi tabii sadece Türkiye'de değil, tüm Türkiye'nin dışındaki İslam toplumlarında da bir takım fikirler, düşünceler ortaya konuyor. Onların peşinden de insanlar gidiyorlar. Evet. Fakat sürece bakmak lazım. Sonuçta nasıl bir insan profili çıkıyor burada? Yani mesleki olarak, kabiliyet olarak, kişilik olarak bir insan, arzu ettiğimiz bir insan modeli buradan çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Buna bakmak lazım. İnsanlar etkileniyorlar. Yani etkilenmemeleri de mümkün değil. Yazılanlardan, çizilenlerden, okunanlardan, proje olarak sunulanlardan, her birimiz de bunların birisinin içinde yer alıyoruz zaten. Ama ya da zaaflarından. Genel düşündüğümüz zaman mesela eğitim şimdi bakanlık nezdinde, milli eğitim nezdinde düşündüğümüz zaman şimdi bunu
bütün Türkiye'de uygulayacaksınız. Küçük bir oynama yaptığınız zaman parametrelerde o bütün gençlik üzerinde tesiri oluyor onun. Genelden baktığımız zaman, bireysel baktığımızda tamam. Yani ki kendimize şekil verebiliriz. Aile içerisinde çocuğumuza bir sistem içerisinde şekil verebiliriz. Ama genel baktığımız zaman o çerçevede sınıfa 40 tane insan geliyor. Biri bir başka yerden beslenmiş. Biri bir başka yerden farklı düşüncelerle gelmiş. Bu farklı düşünme anlamında söylemiyorum ben. Hı hı. Oradaki alınan eğitim anlamında söylüyorum. Şimdi onu öyle bir karakterize etmek lazım ki yukarıdan aşağıya doğru en azından yüzde hesabıyla %60, %70 sonuca giderek gidecek bir şeyler alalım. Yani bir şeyler alalım. Yazmak, çizmek bunlar sonuçta çözmüyor. Yani bitirmiyor her şeyi. Şunu ben söyleyeyim. Biz bir grup arkadaşla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'na bir ders kitabı hazırladık. İslam Kültür ve Medeniyeti diye. Hani oranın kendine göre bir formatı var, bir dili var, bir üslubu var ama içerik olarak biz hazırladık. Şimdi orada birinci derecede muhatabınız öğrenci. Yani sonuç itibariyle lise sonunda bu okutulacak ki okutulamıyor zaten. Teste kurban ediyorsunuz. Yani sistemden kaynaklanan şeyler de var. Onun için yukarıdan aşağıya doğru disiplinize edilmesi, düzenlenmesi lazım. Okunmuyor. Ama biz bunu hazırlarken sınıfta öğrenciye öğretmen anlatacak veya öğrenci kendisi anlayacak bir kültürün, bir medeniyetin bütün katmanlarını onun anlayacağı, o kimliği edinebileceği şekilde kendimizce bir metin oluşturduk. Şimdi orada ulaştıramıyorsunuz çünkü ders son sınıflara konmuş, o bizimki gitti. Ona bir şey demiyorum. Ama genel olarak mesela şuralar yapılıyor, bir takım çalışmalar yapılıyor. Bizim de katıldığımız şeyler var. Yazılıyor, çiziliyor, uygulamaya sıra geldiği zaman tam sonuç alamıyoruz bundan. Alınmıyor yani. Şimdi de üniversitedeyiz. Öğrencileri tanıyoruz. Ben hocamın söylediği konuya %100 katılıyorum. Yani girmişsiniz bu yola, o sizin ahlakınız. Onu tartışmamak lazım. Bu ilahiyatçı için hangi meslekse o. Mesleki alanda, kabiliyet alanında demiyorum. Ben şiir yazarım, siz yazamazsınız. Kabiliyetler ayrı bir şey. Biri futbol oynar, ben oynayamam. Değil mi? Biri resim yapar, ben yapamam. Mesleki alanda seçimi şimdi ortaokul sonrasına Milli Eğitim Bakanlığı indirdi. İndirgedi. Mesleki seçimleri. Çocuk oradan girdikten sonra onu sevecek. Sevdikten sonra o alanda yürüyecek. Yani sevmediği bir şey yapıyor insan. Üniversite sınavına giriyor. Arzu ettiği şey, diyelim beden eğitim öğretmenliği, giremiyor, sosyolojiye gidiyor. Matematiğe, üniversitede okumak için. Hocam bu çelişkilerle o insanın bir yere gitmesi mümkün değil. Sevmeyecek. Sonra da o mesleki ahlak da oradan çıkmıyor. Niye? Sevmiyor adam. İstemeyerek yapıyor. Siz çocuğu illa yazılım mühendisliği okuyacak. Diyorsunuz ki benim çocuğum doktor olacak. Aile doktor yapıyor. Çocuk kendi istemiyor. İstemediği zaman bu defa ne yapıyor? Orada hep bocalıyor işte. Sevmeyerek yapıyor. O çift kimlik oradan doğuyor. Bunu genelleştirdiğimiz zaman eğitimle alakalı ben şimdi 35 senedir Arazi'deyim. Yani hem pratik tarafında hem teori tarafında işin içerisindeyiz. Girdiğim gün itibariyle hep konuşuluyor, hep tartışılıyor, hep yenileniyor. Bunlar içerisinde müdahil olduğum bir şey de yok. Onu söyleyeyim, bir ders kitabı yazmanın dışında. Yani kıyısında, bir önceki bölümde konuştuk, hep konuşuyoruz. Kıyısında, köşesinde duruyoruz ama çözülmeyecek şeyler değil. Bence mesela bu alanda kafa yoran, bir fikir üreten, hocam bir şey söylüyor. Kale alın ya. Deyin ki gel kardeşim, sen televizyonda bir şey söyledin. Şurada bu işin bir tarafında da sen dur. Seni de dinleyelim. Oradan bir şey çıkaralım. Çıkarmamız lazım. Yani evet,
girdiğimiz günden bugüne kadar hep şikayet ediyoruz ama bir yandan da kervan yürüyor işte. Yani eğitim bir şekilde süreç, anaokulundan üniversiteye kadar. Tabii hayat boyu eğitim diyoruz biz, şeyi koparmamak şartıyla ama bir takım ehil insanlar tarafından, ehil insanlardır orada yapanlar da, onları ben suçlamıyorum. Tabii onlar yapıyor ama belki onların da takviyeye ihtiyacı var. Bu konuda yapılan seminerleri, çalıştayları, onları paket halinde getirip bir yere atmak yerine değerli ilim adamlarımız var, düşünce adamlarımız var, akademisyenlerimiz var. Onlardan da bir şeyler almak lazım. Tecrübeyi oraya taşımak lazım. Bilgiyi oraya taşımak lazım. Hızlı devran eden bir dünyada yaşıyoruz. Biz de hızlı hareket edeceğiz. Çünkü sosyal medya var karşımızda. Bizim bütün düşündüklerimizin hepsini silip süpürüp götürüyor birdenbire. Biz şöyle şekil vereceğiz diyor. O başka bir taraftan geliyor. Düşman demeyelim de çocukla, zihniyle meşgul olan alanlar genişliyor. Evet. Genişlediği için hızlı hareket etmemiz lazım. Ya insan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürebbidir, örnek insandır. Kur'an-ı Kerim kitabımızdır. Ayaklarımızı, omurgamızı sağlam yere basacağız. İnanmış nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama bu inanmış nesiller yetiştirelim diye çocukları ehil olmayan insanlara da teslim etmeyeceğiz. O piyasada olup biten şeyler bir peşine takılıyor çocuklar. Aksine burada veya başka yerde şey izliyor. İşte o sıkıntı. Biz formal eğitimden ben bahsediyorum. Yani onlara da mani olmak lazım. Önüne geçmek lazım. Çünkü her insan bir alemdir, bir dünyadır bizim için. Her bir kayıp bizim için bir kayıptır. Onu durdurmak lazım. Orada meslek öğreniyor. Yetiştiği alanda diploma alıyor. Diploma aldıktan sonra onu sevmesi lazım. O alanda en iyi insan olması lazım. Bunda hiç tereddütümüz yok. Bütün öğretmenler böyle arzu eder. Yani çocuğun bu şekilde değerli olmasını ister. Ama o alanları açmak lazım. Genelde açmak lazım. Birey olarak değil diye çünkü düşünüyorum. Orada başlamalı, sonra devam etmeli. Şimdi eğitim dedik ama bazı şeyler bu eğitimde ailede başlıyor değil mi hocam? Yani ailenin o çocuğa, belki ileride doktor olan o insana bile bazı davranışlarında, o ahlaki sorunlarında en büyük etken aile. Bu az önce konuşmayla ilgili bir şey söyleyeyim de oraya geleyim istersen. Şimdi her insan bir konfor sağlar. Yani bir yerde bir eksiğiniz varsa onu telafi etmek için başka bir şey yaparsınız. Bu böyledir yani, davranışlarımız böyle çalışır. Genellikle de burada dindarlık, ahlak, biraz böyle duygusal dindarlık çok önemli bir rol oynar. Yani mesela siz diyelim ki mesleğinizde başarılı olmazsınız, onu bir şekilde kapatmaya çalışırsınız. Yani sempatinizle vesaire, başka şeylerle. Yani insanlar derler ki mesela, evet mesleğiniz çok iyi değil ama çok iyi insan derler. Şimdi ben çok iyi insan lafını kullanıldığı en kötü bağlam bu olduğunu düşünüyorum. Yani mesleğinde iyi değil ama, yani iyi bir doktor değil mesela ama çok iyi bir insan. En büyük hakaret aslında. Yani bana göre mesela çok iyi bir insan kelimesinin bundan daha kötü kullanıldığı bir bağlam ben düşünemiyorum. Çünkü neden? Meslekteki bütün başarısızlıklarınızı örtmek için insanlık değerleri burada araç ediliyor ve burada linç ediliyor aslında. Şimdi ben bunu birçok yerde anlattım. Dedim ki mesela, şimdi hocanın hani kabiliyet sözüne katılıyorum. Önemli. Kabiliyetlerimizin ortak olması gerekmiyor. Yani ben dedim, şiir yazamam. Yani ben futbol oynayamam. Ben kişisel o kadar sempati de üretemem mesela. Ama şimdi mesleğimde ya iyiyimdir ya kötüyümdür. Evet. Şimdi mesleğimde kötüysem bunu, yani çok çok samimi mesela, değil mi? Çok dindar la kapatmaya kalkarsam ya da insan ilişkileriyle bunu örtmeye çalışırsam, yani çok geniş mesela ilişkilerim vardır. Onunla bunu kapatmaya çalışırsam bu kesinlikle ahlaka ihanettir. Yani bunu böyle bilmesi lazım. Şunun gibi bir şey. Mesela diyelim ki adam doktor ama kötü bir doktor. Ameliyatına girdiği adamı götürüyor. Şimdi biz bu adam mesela, ama çok iyi insan. Ama mesela çok, yani değil mi? Yani, çok fedakar insan. Tabii. Çok dindar insan. Ne olursa olsun katil bu adam. Yani çünkü neden? Mesleğini doğru yapmamış. Ne zamana kadar bu adamın iyi insan olma ihtimali yoktur? Mesleğini terk edene kadar.
Şimdi ben bunu hani insanlar bazen bir hani zaman zaman beni eleştiriyorlar işte hızlı konuşuyorsun anlaşılmıyor falan filan. İşte başka nedenler tam anlaşılmıyor. Konya'da bir konuşma yapıyordum. Bunu gene söyledim. Bana göre mesela hani bizim toplum yani burada böyle protestan ahlak üzerinden düşünmüyorum. Yani bence böyle değil. Ben dinle yani dinin düşüncesini savunuyorum ve dini düşünce de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani meslekle varlık, meslekle Allah arasında bir ilişki kuruyorum. Çünkü meslek benim en ciddi yaşadığım yerdir. Yani mesela ben şimdi eve meslekteki yorgunluğumdan gidip dinleniyorum değil mi? Yani, yani ben esas yoran şey mesleğimdir. Yani ya sadece geçinme meselesi değildir. Yani meslek bir para meselesi değildir. Meslek bir yaşama meselesidir, anlama meselesidir, idrak etme meselesidir. Ve meslek aslında bir karakterin inşa edilmesidir. Yani biz mesleklerimizi öğrenirken karakterlerimiz de inşa edilir orada. Yani değil mi? Doktorun kendine göre bir karakteri oluşur. İşte öğretmenin kendine göre bir karakteri oluşur vesaire vesaire. Şimdi bu ya iyi bir şeydir ya kötü bir şeydir. Kötü bir şeyse kendini koruyacaksın kardeşim bu işten. Yani mesleğin seni şekillendirmesinden koruyacaksın. Yok iyi bir şeyse kendini buna tam vereceksin ve burada tam yetişeceksin. Yani tam pişeceksin. Bunu Konya'da anlatıyordum bir yerde. Anlattım. Yani genellikle şimdi ben böyle hani anlattıktan sonra böyle kafamda bir şey kalmaz. Yani anlattım konu kapandı yani diye düşünürüm. Ama anladılar mı anlamadılar mı çok fazla bir dert etmemiştim Allah biliyor. Bir tane çocuk geldi. Öğretmenlerden bir örnek vermiştim. Yani bizim meslek mesela hayatımda da hem kendi öğretmenlerimle hem kendim de öğretmen. Yani diyeyim, üniversitede hocayım. Aynı şey yani öğretmenizden fark etmiyor. Şu cümleyi çok duymuşumdur. Mesela bir hocadan söz edilirken evet hoca çok biliyor ama yok ahlakı çok kötü. Ya da mesela ya hoca yani mesleki olarak iyi değil ama çok iyi bir insan. Lafını çok duymuşumdur. Hocam siz de duymuşsunuzdur. Tahir sen de duymuşsundur çok falan. Bunu yani temel mesele şuydu. Benim savunduğum da şu. Mesleğinde kötüyse ahlaken iyi olması mümkün değildir. Yani dindarlığın iyi olması mümkün değildir. Mesleğini terk edene kadar. Çünkü en azından helal para almıyor. Ama şimdi tam tersi bir durum var. He. Şimdi böyle deniyor. İnsanlar böyle diyor. Ben orada bunu anlattım. Çocuğum birisi geldi. Amca mı dedi? Ne dedi bana? Amca dedi bir şey soracağım dedi. Şey mi kastediyorsun dedi. Hani dedi böyle bazı öğretmenlerimiz var dedi. Dersi iyi anlatamıyorlar dedi. Sonra çıkışta da böyle koltuğun altına alıyor. İşte aslanım kaplanım falan diye. Bizim çok samimileşen öğretmenler var. Bunları mı kastediyorsun? Bravo dedim ben. Nereden lan sen dedi. Sen kaç yaşındasın dedim. İlkokul 5'teymiş. Şimdi ilkokul 5'teki çocuk. İdrak edebiliyor. Şimdi bunu benim anlatmamla anlaması mümkün değil. Yani çocuk bunu tecrübe etmiş. Yani çocuk orada kendisini koltuğun altına alıp aslanım kaplanım diyen öğretmenin gerçekte ahlaka ihanet etmiş bir adam olduğunu anlamış. Eyvah. Yani dolayısıyla şimdi bunu kapatmak için böyle yapıyor. Gelelim aile meselesine. Bence şimdi ailelerin temel yani bütün aileler hepimiz benim de ailem var senin de ailem var hocam da hepimizin aileleri var. Şimdi ailelerde benim kanaatime göre ana sorun şu veya ana sorun şu nokta üzerinden düşünebilirim. İki tane temel sorunumuz var. Birincisi aileler küçüldü. Büyük aile lazım. Çekirdek. Çekirdek aile. İnsan doğasına uygun bir şey değildir. Yani ne demek mesela? Çocuğa hani mesela anne çocuğu çok sevebilir. Baba çocuğu çok sevebilir. Bu da tartışılabilir. Ne kadar sevdiği de ayrı. Ama normal şartlarda çocuğa lazım olan beslenme gibi bir şeydir bu. Yani mesela protein de alırsınız. Karbonhidrat da ötekini bey. Çocuğa ne lazımdır? Çocuğa babaanne lazımdır. Çocuğa anneanne lazımdır. Dedeler lazımdır. Dayılar lazımdır. Amcalar lazımdır. Komşu lazımdır. Öteki lazımdır. Yani çocuk böyle bir şeyin içerisinde yani bir atmosferin içerisinde yani bir kültürün içerisinde o değerleri kazanır. Yok kardeşim hiç gerek yok. Biz hepsini veriyoruz. Dediğinde çocuk senden değer yani sen 100 ver çocuğun ondan alacağı 10'dur. Bu tamamen konu yok oldu bu artık. Kreşte 2 yaşından sonra kreşte gözünü açıyor. Şimdi modern hayat bunu böyle iktiza etmiş olabilir ama bizim şimdi bunu tartışmamız lazım. Yani konuşmamız lazım. Bir defa anne ve babanın yükünü hafifletmek lazım. Yani böyle çocuğu sevmekten ölmelerine, çocuğu severek öldürmelerine gerek yoktur. Bu mümkün değildir yani. Yani 100 birim sevgi verdiğinde 90'ının çöp olduğunu bileceksin bunu. Yani bu böyle. İkinci nokta bana göre bunu aileler yapıyor yapmıyor bilemem ama yani ben karşılaştırdım yani demek ki insanlar veya belki bizzat aynı hata yapıyoruz bilmiyorum. Şöyle bir durum var. Çocuğun ailede topluma hazırlanması lazım. Topluma hazırlanabilmesi için dış dünyanın çocuğa sevdirilmesi lazım. Yani dış dünya bir haber olmaması lazım. Yani. Bir haber değil.
dış dünyanın, yani dışarıda bir orman var. Ormanda çakallar var, kurtlar var ve seni parçalarlar. Tek güvenli yer burasıdır. Evin. Babanın kanatlarının altıdır cümlesi çocuğun geleceğine yapılmış büyük bir suikasttır. Yeryüzünde çok iyi insanlar var. Bizim ailenin dışında çok iyi insanlar. Belki de en iyi insan. Yani o çocuğun tanıyacağı en iyi insan Ekrem değildir. Belki de evin dışındadır. Anladın mı? Dolayısıyla şimdi toplum korkusunu evde oluşturmamak lazım. Toplumu dış, bir rakip gibi, toplumu bir düşman gibi eve tanıtmamak lazım. Dolayısıyla şimdi çocuk evden doğal bir şekilde dışarıya hazırlanması lazım. Yani bu bizim şimdi askerlik ocağına hani Mehmetçik falan deniyor ya yani falan. Bana göre yani Muhammed mesela değil mi yani Mehmetçik peygamber ocağı aradığım kavram oydu. Bana göre aile peygamber ocağı olması lazım. Yani ailenin gerçekten ailenin peygamber ocağı olması demek temel ahlaki değerlerin, topluma bakışın, hayata bakışın, varlığa bakışın ilkesel olarak orada bulunması lazım. Bir şey daha söyleyeyim bitireyim. O da şu. Bence çocuk ailede iki ciddi yaralanmayla maruz kalır. Yani iki tane ciddi. Birincisi şu. En temel yani deniyor ya mesela çocuk ailede sevgi öğrenir. Çocuklar genellikle burada Platoncuyum. Sevgi ailede öğrenemezler. Sevginin karşılıklı bir şey olduğunu ailede öğrenirler. Yani annem beni seviyorsa benden bir şey bekliyordur öğrenir. Ya da mesela baba beni seviyorsa benden başarı bekliyordur. Ve üzerimizde hep bu bir baskı oluşturur. Şimdi, birincisi bu. İkincisi arkadaşıyla rekabeti, toplumla rekabeti ailede öğrenir. Çünkü biz çocuklarımıza başarısını sorduğumuzda arkadaşınkini de sorarız. Bu olduğu sürece o peygamber ocağı haline gelmez aile. Yani bunun o zaman şimdi ben ancak hayatta bunu aşabilirim. Yani buradaki bozulmayı hayatta telafi etmeye çalışabilirim. Dolayısıyla bence burada da bir insana hırs veya bir insana mücadele azmi yarıştırarak öğretilmez. Onun kendi kabiliyetine, onun kendi istidadına ve kendini sevmeye dönmesiyle öğretilebilir. Ailede öğretilmesi gereken şey budur. Yani ey oğlum sen kendini sev, sen istidadını sev, kabiliyetini sev ve bunun için gereken her şeyi yap. Bu cesaret, bu olur. Ama Tahir arkadaşın ne yaptı? Şu, ben senin arkadaşından yarıştırarak senin kabiliyetini ortaya çıkartamam. Bence büyük problem buradadır. Hocam ki meslek hayatınız boyunca çokça karşılaşmışsınız aslında örnekleriyle. Şimdi tabii ki örnekleriyle aile. Çok karşılaştık. Her platformda da söylenen bir şey var. İşte aile, okul, arkadaş çevresi. Hani böyle standart ezberletilmiş falan. Şimdi bu seküler dünya, bu modern hayat kuşatmasıyla bir defa çocukların sokakta kendi akranlarıyla olan birlikteliklerini, kendi akranlarından öğreneceği şeyleri ellerinden aldı. Sokaklar korku mahfili oldu. Doğru. İşte anne çocuğu apartmanın bahçesine de çıkarmıyor. Çıkardığı zaman kendisi de beraber gidiyor. Hiçbir çocuk siz gönderin 4. kattan, ben 5. kattan, öbürü 7. kattan gitsinler. Bahçede kendileri buluşsun, kendileri oynasınlar yok. Anneleri de beraber gidiyorlar, orada kurguluyor. Onlar kurguluyor ne oynayacaklarını. Ya parka götürüyor, ya bir yere götürüyor. Şimdi sokak yok. Bu üzerimize doğru geliyordu, belliydi zaten. Çünkü bizim geldiğimiz kültürde çocuk dededen, nineden terbiye alır. Kavramları onlar izah ederler. Baba anne işte çalışır. Aktif hayatın içindedirler. Evet, kardeşinden, amcasının oğlundan, akrabalarından bir şeyler öğrenir. Ama öyle bir yere sıkıştırdı ki, şimdi bahçe yok, sokak da yok. Apartman içerisinde yalnızlık var, birliktelik de yok. Çocuklar birbirini tanımıyorlar. Üst katta oturan komşuyu biz tanımıyoruz. O da bizi tanımıyor. Yani her gün biraz daha bu sosyal hayatı, sosyal hayat olmaktan çıkardığımız sürece bu sıkıntıları yaşayacağız. Onun için sonra da getirip her şeyi işte anne baba fedakarlık yapsın. Çocukla oturuyor,
başarılı olacak ya. O da onunla beraber 8 saat ilkokul derslerini çalışıyor. Anne de çalışıyor. Bir şeye kanalize etmişiz bunları. Başarıya odaklanmışız. Başarılı olursa iyi anne baba bunlar. Ama burada akraba yok. Akran yok. Sokak yok. Mahalle yok. Sosyal hayat yok. Bunlarla başka yerde karşılaştığı zaman da başka kimlikler ediniyor çocuklar. Kendini yalnızlaştıran anne babanın günahını da çocuk şimdi çekiyor böyle. Tabii ki. Ha bunun çözümü ne? Ya bu tabii ki bireyin çok da yapabileceği bir şey değil. Yine mimarların, siyasetçilerin, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, bu alanda kafa yoran insanların bir araya gelerek çözüm üretmeleri lazım. Yoksa yalnızlaşmışız. Ailede başarıyı götürürüz ancak bugünkü aile sistemiyle. Başka hiçbir şey yapamayız. Olur, doğrudur. Matematiği iyi yapar, testi de çözer, üniversiteye gider. Ama dayısının oğlunu tanımaz, teyzesinin oğlunu tanımaz. Ya sokakta iki tane akranıyla kavga etmez. Bir oyun kurmayı bilmiyorlar. Yani üç insan bir araya gelip. Şimdi bu üzerimize geliyordu zaten. Bu belliydi. Yani 1980'li yıllarda zannedersem bir devlet adamımızın beyanıydı. Bundan sonra şehirli yaşam %80, %70 olacaktır. %30 köylerde kalacaktır. İşte bir takım ekonomik kararlar falan aldıklarında bunları söylediler. Ama bu geliyordu. Ben geliyorum dedi. Geldi. Biz de bunun içerisinde kendimizi bulduk. Bulduktan sonra da şu anda mahkumuz. Yani birey olarak benim çok yapabildiğim bir şey yok. Ben de bir ev tutuyorum, kirada oturuyorum ve o hayat beni oraya itekliyor. Ben de onlar gibi oluyorum. Bizi de kendisine benzetiyor. Bu sebeple aile, bugünkü aile başarıya götürür. Doğrudur. Yani oturur, dersini yaptırır. Dershaneye gönderir, iyi bir okula gönderir. Ama bu yeterli bir şey midir? Bence değil. Hatta benim veremediğim o değerler eğitimini versin diye okul seçiyoruz. Ya okul seçiyoruz ama okulda alabilecekleri şeyler var. Ailede alınacak şeyler var. Bu aile de her gün birbirinden iyice uzaklaşıyor. Yani buna çözüm üretmek lazım. Amin. Kim yapacaksa. Şimdi ben kendi tespitimi söyleyeyim. Buyurun. Bu konuda. İşte şikayetçi oluyorlar. Ya bir odalı evler yapıyorlar, iki odalı evler yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Ya kardeşim işin özünde başka bir şey var. Yani böyle müzmin bir muhalif olarak söylemiyorum bunu. Gördüğümü söylüyorum. Biz İstanbul'a geldiğimizde hazır bir evin içerisinde kendimizi bulduk. Gittik oturduk. Bizim odaların bile ismi konmuştu. Biri salon. Büyük ve güneşli yerdir. Çünkü batıda salonda oturulur, güneş alır orası. Biz orayı misafir odası yaptık. Doğuluyuz. Hani Anadolu insanıyız. Evet. Sonra küçük bir oda var, oturma odası. Hepimiz oraya sıkıştık, kaldık. Öbür odayı eşyalarla doldurduk. Salonu Anadolu'nun misafir odası yaptık. Gelmeyen misafirlerin odası. Bir de yatak odası var. Bir de çocuk odası var. Anne baba odası yoktur zaten. Koltuklar 7 tanedir. 2 o misafir, 2 o gelecek. Bir de çocukları gelecek. Başka birisini istemiyoruz zaten. Şimdi bunlar yapısal olarak bizim hayatımıza sinmiş, hayatımıza yerleşmiş. Her tarafımızdan açıkçası kuşatılmışız. Okuyan insanlarız, yazan insanlarız, üreten insanlarız. Doğuluyu da okuyoruz, batılıyı da okuyoruz. Bugün yazılanı da okuyoruz ama bunlar çözmüyor işi. Uygulamaya sıra geldiği zaman işin pratikte başında kim varsa onlar 2 dakikalık yapıyorlar. Biz sadece hocam ister merhamet ister acıma desin, sonradan bakıyoruz. Bade harabul basra diyoruz. Burada gitti elimizden. Çünkü yapanlar, uygulayanlar bunu yaparken şunu dikkate almaları lazım. Belediye başkanları, bu tür imar planını yapan insanlar, o bulundukları çevredeki kanaat önderlerini, tarihçileri, imamları, öğretmen, kim varsa, mühendisi, sadece böyle sizin 2 dakikalık
standart bir batı planı çizmenizle bu iş olmuyor. Bunu o çocukların o ailede rahat nefes alacakları, yaşlıların rahat nefes alacakları bir kimliğe büründürmeleri lazım. Yani bir şey tesis etmeleri lazım. Bunu biz yapacağız. Hocam namaz üzere inşa edilen şehirlerden şimdi boşluk kaldıysa şuraya bir namaz kılınacak bir meşrit yapalım. Şimdi bu modern yani. Şehir katlı binalar yapacaktır. Yani bundan kaçış yok. Evet. Yani biz çıkmaz sokak yapalım. İşte şurada kadınlarımız çay içsin. Bunları şu anki geldiğimiz noktada buradan geri dönüşümüz yok. Ama şu imkanımız var. Bu insanları dikkate alacaklar. Bir insanla sadece plan çizilmez. Siz orada mimarsınız, aldık, çizdik, oldu, bitti. Fakat köklerinde ben söylüyorum o batı mimarisinin şeyi vardır. Onun kökten değişmesi lazım. Bizi hapsettiniz, ben geldim düşünemedim bile. Yani şu salonda oturalım, güneş alıyor, yok. Küçük odaya girdik, buraya oturma odası demişler, kodlamışlar diye orada oturduk. Bir de çocukların odası var, anne babanın yok. Ben sürekli zaman zaman herkesin dinlediği bir hocamıza bir şey sordum. Hocam bir medeniyet özel sayısı hazırladık. 500 sayfa çare olur diye. Sıkıntılarımız var ya. Dedim ki hocam ya ben çok böyle şey değilim. Sofi meşrep değilim. Yani abdest alırken işte elimize sıçramasın, şu olmasın, bu olmasın da. Dedim şu Müslüman mimarlar falan bu çocuklar çıkıyor. O zahit meşrep hocam. O abdest hassasiyeti zahitlerin. Sufiler biraz daha melami olur. Öyle mi olur? Tabii. Tamam. Şimdi şey yapın dedim. Yani ya abdest alacak adam. Ya bir Müslüman mimar yok mu dedim. Şu lavaboyu o yapsın. O çizsin şeyini yani. Planını o çizsin. Nerede kim üretmişse getirip bizim lavabolara koyuyorsunuz. Yok mu hiç düşünen insan ya? Ya siz düşünün bunu. Biz düşüneceğiz, tabii ki biz yapacağız. Ben bu arada genç, özellikle çevremizde, muhitimizdeki gençlere aynı şeyi söylüyorum. Hocam, bulunduğunuz meslekte bir adam olun. Bana soruyorsunuz, ne olmak isterdin? Öğretmenliğe başladım, isteyerek başlamadım. Sevmeyerek başladım, sonra da çok sevdim. Ama sadece iyi bir öğretmen olurdum. Mesleğimde çok güçlü bir insan olurdum. Hiçbir şey yapmazdım, dergi de çıkarmazdım. Akademik çalışma da yapmazdım. Derdim ki ben sadece orada neyim? Ben öğretmenim. Kardeşim bu mesleğin en iyi insanıyım. Alanımın en güçlü insanıyım. Onu yapmak isterdim. Öyle hayatımı tamamlamak isterdim. Şahsi şeyim o. Kanaatim o. Buna işte hocam ahlak diyor. Başkası başka tanımlama yapıyor. Tanımlasınlar ama öyle olmak isterdim. Yani sorunumuz hem kişiseldir hem geneldir. Bu genel problemleri de kimse bu konuda yetkili olan onların kale alması lazım. Tek bir şeyle çözülecek gibi değil bunlar. İşte en başa geldik hocam. Komple. Bana neci olmaması lazım. Komple. Yoksa yarış atına döndürürüz çocukları. Ben beceremiyorum, siz beceriyorsunuz. Başarı endeksli insan yetiştiririz. Sonra mutsuz bir hukukçu, yani, mutsuz bir doktor, mutsuz bir öğretmen profili daima evet. Karşımızda yani hocam, olacak. Şimdi eğitim şey olunca nedir? Dertliyiz. Eyvallah hocam. Damarımıza bastık. Eyvallah. Damarımıza. Eyvallah. Ama komple bir şey. Yani evet. Onu mimariyle, onu aileyle, onu sokakla, onu mahalleyle, onu her şeyle beraber düşünmek lazım. Ya mahalleye çocuklar gidiyor, acıyorum ben. Acıyorum diyeyim hocam. Merhamet ediyorum. Merhamet ediyorum. Tamam, acımıyorum. Şimdi niye? Hepsinin elinden tutan bir anne var. Evet. Oyuncağı. Sınavda oynanan. Görevliyim. Şeyler gelmişler. Yüksek lisans sınavlarına, bu dil sınavına girmek için okulda görevliyim. 20-30 tane de veli var. Çocukla beraber sınava gelmiş. Ya yüksek dil sınavına bile anneyle gelen adam ne yapacak hocam ya? Evet. Tek başına güvenemiyor. Çıkışta yemeğe gidecekler, ronlanır hocam. Yoksa hocam, herhalde hocam yemek olduğunu zannetmiyorum. Askere giderken de şimdi götürüp evet. Teslim ediyorlar. Yani usul o şekilde gelişiyor. Evet. Hele ortaokulu bitirinceye kadar hiç kimse çocuğunu şuradan şuraya bırakmıyor. Yani servise teslim ediyor, oradan alıyor. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Yani bu güven ortamlarını oluşturmadan.
o bahsettiğim mimariyi oluşturmadan. Yoksa kat kat binalar yaparız. Konuşuluyor, anlatılıyor, herkes konuşuyor. Yani çok televizyon, merevizyon dinlemiyorum ama yazılanları en azından okuyorum. Herkes diyor, fiiliyatta bir şeyler yapmamız lazım. Aileyi o iki kişilik aileden geniş aileye dönüştürmediğimiz zaman sıkıntımız var. O çocuk orada terbiye. Sokağı o çocuk kavga etsin ya. Biri birini düşürsün, şey yapsın, oyun kursun, bir şey yapsınlar evet. Yani. Korkusazlığına dönderdiğimiz zaman başarılı olamayız. Bunun için de şahsım adına, yani ben kendim imkanlarım ölçüsünde işte yazıyoruz, çiziyoruz, onun dışında bir şey gelmiyor elimizden. Yapılacak bir şey varsa yapmaya da hazırım. Kim söylerse. Ama diyorum mesela işte alanında üreten, düşünen insanların hepsini o masanın etrafına çağırın. Sadece mimarın çizmesiyle olmaz. Tarihçi nerede? Mahallenin imamı nerede? Kardeşim kanaat önderi ne? Ya bu alanda mühendis nerede? Görev verin. Birçok insan var. Yani sosyoloğu da çağırın oraya. Hepsi hep beraber bir proje yapsın. Yoksa senin çizdiğin, yazdığın yerde ben geldim mahkum oldum işte. Eyvallah. Şey yaptığımız yok. Zihinlerden o şeyi de, o evlerdeki şeyi de atmak lazım hocam. Çocuk doğuyor, doğdu, büyüdü bizim evde. Bu ne? Yatak odası diyor. Bu ne? Salon. Ne işe yarıyor bu salon? Ya batılı büyük yapmış orayı. Güneşe bakıyor. Orada bar kafesini koyuyor. Bilmem ne yapıyor. Orada oturuyor zaten. Bizim nezdimizde orası misafir odası. Yani mimarinin hepsi böyledir. Komple değişiklik yapmadığımız sürece, o iyi insanlar, iyi mimarlar yetiştirmediğimiz süre, onlar da gelsinler, düşünsünler. Yani Müslümanca düşünsün. Ahlaklı mimar. O ahlak şeyi mesleki olarak olmazsa olmaz. Ona ben bir şey demiyorum. Bir de Müslümanca düşünsün yani. Ona bir elbise evet. giydirsin. Ve bir şeyler yapsınlar diyorum. Ya aç olduğumuz için şimdi başladık. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Şimdi Ekrem hocam, aklımda takılmıştı ilk bölümden aslında. Son sorum da bunun üzerine olacak. Müslüman doğru mu olmalı, doğrucu mu olmalı? Şimdi bir doğruluk var, bir de doğruculuk var. Yani şöyle... Yoksa her ikisi de. Doğruculuk benim kanaatime göre doğruluktan rahatsız olanların doğruluğa operasyonudur. Yani mesela... bazen seni bir takım sözleri böyle çok şey yaparlar, öne çıkartırlar ve deyimlerle bunu insanlara öğretirler. Ben de deyimlerle ahlakı ürkütmek diye bir yazı yazmıştım. Bunu hani ben mesela bu konudaki deyim şu, doğru söyle, her yerde doğru söyleme. Bu asla doğruyu savunmak değildir. Yani mesela doğru söyle, her doğruyu her yerde söyleme. Şimdi bazen buna böyle çok istisna örnekler verilir. Çok aşırı örnekler. Şimdi aşırı örneklerle bir konu kapatılamaz. Doğru söyle her fakat diye başlarsam fakattan sonrası yaşar. Yani birinci cümle doldurma cümlesidir. Senin hükmün ve senin tercihin fakattan sonra olan kısımdır. Dolayısıyla şimdi insanlar birbirlerini o fakat edatıyla onunla terbiye ederler. Yani şunu şöyle yap ama... Veya fakat. Her söylediğin doğru olsun fakat her doğruyu her yerde söyleme. Evet, fakat dediğinde bu açık bir şekilde ahlaksızlıktır. Yani şeye karşı, doğruluğa karşı, doğruluğu müdafaya karşı bir operasyondur bu. Yani siz diyorsunuz ki bana doğru söyleme diyorsunuz. Çünkü şimdi fakat her yerde söyleme. Peki her yerde ne söyleyeyim? Yani her yerde ne söyleyeyim? Mesela doğruyu söylemediğim yerde ne söyleyeyim? Yani yalan söyleyeyim. Yani ne demek bu? Bazen doğru söyle, bazen yalan söyle demektir. Şimdi bazen, zaten insan böyledir. Ya ben şimdi mesela sana saat kaç desem yalan söylemezsin bana. Ya niye söyleyeceksin ki yani? Yani filan yere hangi otobüs gidiyor desem, yani yalan söylemezsin bana. Niye evet. söyleyeceksin ki? Demek ki insanlar zaten yeterince doğru söylerler. Şimdi fakat eklediğimiz zaman yani bazen doğru söyle, bazen yalan söyle. Bu ahlakın reddi demektir. Onun için şimdi... İnsanlar yani doğruysak yani doğru bir defa doğruluk bir idealdir. Yani doğruluk bir ahlaktır ve bu ahlakın müdafaa edilmesi gerekiyor. Doğru olmasak bile, tam doğru olamasak bile
doğruluğu üstün değer tutmamız lazım. Yani doğruluktan yana gitmemiz lazım. Ve bence en önemlisi, şimdi bir ayet-i kerime var. Menna'ul hayr diye. Hayrı engelleyen. Bence deyimlerle hayrı engelleyen haline gelmememiz lazım. Yani deyimlerle akıl vererek veya insanlara böyle hani akıl tavsiye ederek hayrın önüne geçmemek lazım. Çünkü doğruluk sadece böyle hani dinin bir emri olarak düşünmeyelim. Yani doğruluk bizim hayatla ilişki kurmamız, varlıkla ilişki kurmamız, Allah'ı tanımamızın yoludur. Evet. Dolayısıyla şimdi yani bu kadar önemli bir ilkeye eğer biz yer göstermeye kalkarsak, şimdi zamanı değil demeye kalkarsak, yani doğruluğu ertelemeye kalkarsak o zaman ahlak ortadan kalkar. Yani bunun altını çizeyim. Ertelenmiş ahlak ifsad edilmiş ahlak demektir. Ertelemiş dindarlık ifsad edilmiş dindarlık demektir. Ahlakın ve dindarlığın vakti şimdidir, yeri burasıdır ve muhatabı sensin. Yani bana Hızır gelmeyecek ve senden başka bir Hızır tanımıyorum ben. Bana Kadir Gecesi gelmeyecek. Bu andan başka bir Kadir Gecesi bilmiyorum. Bu andan başka bir Asr-ı Saadet tanımıyorum ben. Çünkü ben burada yaşıyorum. Yani bu zaman içerisinde yaşıyorum. Onun için benim kanaatime göre Müslüman toplumlar bu edindikleri yanlış şeyden ertelenmişlik fikirlerine vazgeçerek yeryüzünde ve yeryüzüyle uygun bir takvimde yaşamaları lazım. Yani herkesin yakasını paçasını toplayıp bugüne gelmesi lazım. Bence en önemli konu budur yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah efendim. Bu arada onu da bir tekrar sorayım. O zaman her söylediğimiz doğru olacak. Fakatını eklemeye gerek yok. Fakat ahlakı iptal eder. Fakata gerek yani, yok. Şöyle mesela hepimiz Allah affeylesin yalan söylüyoruz. Yalanı müdafaa etmememiz lazım. Yani deyim yalanı müdafaa ediyor. O fakat yalanı müdafaa ediyor. Evet, fakat yalanı müdafaa ediyor ve bunu bir ahlak olarak yansıtıyor. Sana doğrucu diyor, tamam mı? Patavatsız diyor sana. Yani seni suçlu itham ediyor. Yalanı müdafaa ediyor. Şimdi tehlikeli olan yalan söylemek değil. Hepimiz yalan söylüyoruz. Allah affeylesin bizi. Amin. Tehlikeli olan yalanı müdafaa etmektir. Sıkıntı ve yalanın olması gerektiğini savunmaktır. En tehlikeli şey budur. Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şeref Hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Bizi dinleyenlerin de iftarı, Ramazan'ı bereketli olsun inşallah. Amin, amin. Efendim mübarek Ramazan ayında artık 14 Ramazan'da İstanbul için iftar vakti ve ezan-ı Muhammedi için de ben sözü Murat Özer hocama bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim ve senin verdiğin rızıklarla iftarımı açıyorum. Sen kabul eyle Allah'ım.